Şimdi Bitcoin'e ne sırtıyorsun lan? Yorum geldi. Gel gel. Gel Bitcoin'e bakalım seninle. Bitcoin'e mi? Evet arkadaşlar, Umut yanımda. Şimdi güven veren analizler yapacağız Umut'la birlikte. Gel kardeşim. Şeyimizi bir ayarlayalım. Birazcık açalım. Şu kısmı bir saniye. Dolandırıldık. Buradan açınca oradan çıkıyor mu? Vay be. Teknolojinin geldiği son nokta. Ne biçim bir şey be. Dur şu kamerayı bir tık şöyle alalım. Şimdi bak şu Bitcoin'e bir bakalım. Sen de izle. Ben Bitcoin'de hacime nasıl bakıyorum? Umut AK-47 Shouty. Kendi deyimiyle Umut AK-47. Bizim Ninja'nın yeni üyesi. Benim çok yakın arkadaşım. 3 aydır bu piyasada ama cayır cayır öğrendi. Şimdilik kendisinin tek sıkıntısı ne sence? Zorluyorum kanka. İşlem açmaya çok zorluyor sürekli. Devamlı işlem açıyoruz devamlı. Bana diyor ki sabah ne yaptın diyorum, ne yapayım sabah 8'de erken uyandım. İki kere stop oldum sabah. Sabah 8'de uyanıp poz açıyor adam. Ya inanılmaz. Şimdi bak Bitcoin tarafına baktığımızda hacime bir dikkat edin arkadaşlar. Hacimde şöyle devasa bir mum gördüğümüzde bilin ki ayıdayız demektir. Ben şunun çok büyük bir hacim sıkıntısı yaşamadığımız için ayıya girdik diyemiyorum. Ama hacimi mutlaka takip edin. Piyasa dönüşlerinde de şu bölge şey yapabilir, yükselebilir. Hacimi göstermek için buraya açtım. Ya piyasayı izleyelim. Var mı pozun? Var kanka. Ne var? Sol var. Başka? LTC var. Başka? Tezos var bir de. Evet maşallah. Benim Tezos bu arada Can, teşekkürler. Evet Can analiz vermiş. Analiz vermişsin. Güzel, güzel analiz. Bir saniye. Bekliyoruz Bitcoin kırsın diye. Kırarsa alacağız güveni beyler. Kaça gelir kırarsa? Kırarsa mı? Yani kırarsa şuraya falan zorlar ya. Yok aşağı kırarsa. Aşağı kırmaz inşallah. Aşağı kırmazsa güzel yani, longdayız. Aşağı kırma senaryosunu hiç düşünmüyoruz zaten. Aşağı kırmayı düşünmüyorum bile. Gülben Ergen'le yayın planım vardı hocam, irtibata geçtim mi senin önünü yapıyor muyuz dizi film? Yok oğlum ben dizi film falan ne işim var. Arıyoruz şimdi Gülben Hanım. Alo. Alo Gülben Hanım. Alo. Sizi yayına bekliyoruz. Büyük ya, ihtimal çoğu ünlü çıkar piyasadan. Ben size söyleyeyim, piyasa çıkar, biraz daha düşsün. Dolandırılmış. Başlar balonmuş. BTC balonmuş. BTC balonu patladı diye şeylerden haber çıkmaya başlar. Halbuki dolarda olan adama Bitcoin inmiş, çıkmış, hiç fark eder mi? Zerre bizi etkilemiyor. Kerim Kalender'i getireceğiz. Kerim Kalender İstanbul'a gelsin. Kerim Kalender İstanbul'a geldiğinde şey yapacağız. Evet, Karayelas arkadaşlar. Kerim Kalender. Demet Akalın ne yaptı acaba ya? Aldı mı? Bitcoin falan. Kızı almıştır belki yanlışlıkla. 65K'dan almış kızı yanlışlıkla. 2 Bitcoin almış. TikTok'tan. Güven veriyorsun ekrana. Sesli bağlan. Kerim sesli olmaz. Kerim'i canlı canlı çıkarıp kışkırtmamız lazım abi. Evet abi. Evet, şu an heyecan doluyum ya. Şurası bir kırsa. Aksa aşağı, benim şortum var çünkü. Ama inşallah akmaz. Sen niye 3 tane poz açtın ya? Ya ne bileyim, piyasa güzel diye. Nasıl güzel oğlum, böyle güzel mi olur? Şuralarda açtım ama ben. Güzel kar da aldım. Sol'den özellikle. Şuralarda falan hep longum vardı. Bitcoin muhtemelen stop olmuştur diye düşünüyorum. Bakayım. 225 olmadıysa. 225. Olmuş galiba. 24. Olmuş. Bitcoin stop olmuş. Ray ne yaptı? Ben burayı kırarsa bu, ben Ray tutuyorum bu arada. Ray yani, çok güzel abi. Nasıl hareket ediyorsam onu söylüyorum. Bak şimdi şu an elimde bir tane longum var. Güzel maliyetli. O pozisyonu duruma göre stop etme koşulum şurası. Bu bölgeyi kırarsak stop edeceğiz. Kerim Başkan dün ne olacaksa olsun diyordu. Voley vurdu bugün, kapatmıştır pozları. Ne aldı Kerim, bilen var mı? Kâr etti mi? Ben takip etmiyorum çünkü. Yani takip etmiyorum dediysem şey, ne aldı sattı takip etmedim. Evet beyler, yazın. Ninja'da skandal. Kripto Kemal Kerim Kalender'i takip etmiyormuş. Yok bir şeyler yazdı ama ne aldı? Ref aldı. Ne yaptı ref, bir bakalım ya.
Nedir? %1'i beğenmiyor. Arayacak şimdi. %2 kar ettik oğlum. Ref mef nedir ya? Evet abi ya. Coinler trade edilmez abi şu an. Ben paramı korumayı seviyorum abi. Ben paramı bu kanamici yamyamlara bırakmam. Çok güzel para alıyorlar yani. Kullanıcı kazanan evet. Yatırımcı özellikle var ya. Evet, devamlı dolandırıyoruz. Yüzü beğenmiyor. Devam. Tito Puent hoş geldin. Mayıs'ta güzel haberleri var. Ya Mayıs'ta güzel haberleri var da şimdi Bitcoin 43.000'e düştükten sonra yani benim mahsulüm öldükten sonra mı? Anladın mı? Mahsulüm öldükten sonra hiçbir kıymeti yok abi. Evet abi. Ortama koyuyorum grubun hepsi kafa. Eyvallah kardeşim. Ya Spinix ya sürekli Blue Swap diyorsun da düşen piyasada ben çok güvenli limanlara kaçıyorum. Yani sizin de oralara kaçmanız lazım. Eğer piyasa düşüş eğilimindeyse kesinlikle ve kesinlikle şey yapmak lazım. Güvenli, güven veren projelere yönelmek lazım. Böyle startup tarzı yeni projeler birazcık üzebiliyor arkadaşlar. O bir sıkıntı. Onu o şekil yapmayın yani evet, ben abi. Size söyleyeyim. Şöyle biraz daha kaydıralım. Safe Moon falan. FC16, Canjo'yu 15 hoş geldiniz arkadaşlar. Güven veren proje nedir? Mesela Ethereum güven veriyor. BNB güven veriyor. İşte Cake güven veriyor ama Cake'in fiyatı çok arttı bu arada. Yani Sol da güven veriyor. Sol da güven veriyor ama güven vermeyebilir yakında. Ne yapacaksın şimdi sen bu Sol'ü? Yani bilmiyorum ya. Var mı bir planın? Yani pozu ufalttım zaten. Bilmiyorum ben yarın sabah bekleme taraftarıyım. Stopum zaten maliyetimin üstünde. Her türlü karda stop olacak. Yani güzel bir coin. Güzel yerden de yakaladım. Peki Bitcoin düşerse etkilenmeyecek mi? Bak ben şuna bakıyorum. Sol'da. Bu arada kırdı. Kırdı. GG. Batıyoruz. Allah düşüyoruz. Oh yine dolandırılıyorum yine. Yine dolandırılıyorum. Test yaparsa kapatırım pozları. Yani şey de değil ucuna sarkıp da çıkabilir bir beklemek lazım. Şey de çok fena bu silkelemeler çok kötü ya. Ama nasıl dolardakiler bir yazabilir mi? Dolar işareti yazabilir mi arkadaşlar? Sıcacık dolarda bekleyen arkadaşlar. Çok sıcacık güzel. Ama böyle ılık ılık. Dur bakayım sıkıntı Benjamin Reis de böyle ısınan. Oh, bak sıkıntı geldi mutlarlandım. Hadi aç kapa pozları. Yusuf Türker hoş geldin. Oh. Ne olmuş? Evet. %50 batmışız. %50 batmışız. Sende ne bakayım sana? Kanka ben cayır cayırım ya benim. Oo oo. Oo bana bir daha yanak. Şey nerede bu? Ninja videoları %75 bu ay beyler. İndirim. Şeyimizi, rayimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Bak longum vardı. Bir dakika ne oldu buna? Bu Bitcoin. Rayimizi kapatıyoruz. Göster mi? Kapat kapat. Kapat. Görmesin. Kapat kar ekranı gözükmesin. Pozisyonu kapattık. Bir dakika. Kapatamadık. Düşüyor Allah'ın cezası. Allah. Kapat. Batıyoruz. Tamam rayı kapattık. Şu an sadece göster short mi, var. Göster mi? Tamam. İşlem açmıyorum. Açık pozisyonumu kapattık. Kimseye long, short hiçbir şey tavsiye vermiyorum. YT'de her ne varsa o şey yapan. Başımız belaya girmesin diye kurulan ne cümle varsa kuruyorum onu. Zayıf eller atıldı. Hiç fark etmez abi. Ben karımı aldım cebime koydum. Fark eder mi? Kar cepte. Ben böyle bakıyorum. Bugün girdim bir işlem açtım kapattım. Ertesi gün giriyorum bir işlem açıyorum kapatıyorum. Kafam rahat. Ben günün sonunda PNL'im, kar zarar tablom. Artımı eksim ona bakıyorum. Yani 300 kazandım, 500 kazandım. Dükkanımı kapatıyorum. Ayı da kazanmak daha güzel. Çünkü biliyorsun ki piyasa boktan. Bütün para dolarda. Bütün para dolarda olduğu için de o gün diyorsun ki ben işlem açmayacağım. Okey açmıyorsun kafa rahat. Kırdı bu hala düşmüyor ya. Bir şey yapalım mı? Yayına bir pump alalım mı? Şöyle bir pump şey yapayım. Aa, bir saniye. Coin'in düşüşünü canlı izliyoruz. Hatta şey açalım ya. Saniyelik falan açalım. Saniyelik grafik fena. Bu ne abi? Stikant Ninja oldu. Hoş geldin dostum. Oo çok iyi. Çok iyi. Bu çok hiçbir şey değil lan bu. 50 gönder, dolarlık şey. Gönder. Düşüyor. Of of. Şey çıkıyor. Evet işte bu.
Kripto mükayesliklendi diye. Hayır 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 hayır. Evet. Abi bu çok gergin bir şey ya. Çok gerici. Hiçbir şey değil bu arada. 2 dolar falan düşüyor. Saniyelik grafik. Saniyelik canım. Saniyelik. Serbest bunu açıyor. Bütün gün şey gibi, mazojist gibi, sadist gibi izliyor böyle. Zayıf eller atıldı diyorlar bak. Verge'de stopum yok arkadaşlar. Sermayemin %30'a yakını altcoin'lerde şu an. Litecoin ve birazcık da neon var. Aa ben şeyi satacaktım ya. Gerçi neyse stoplarım var. Her işlemim stoplu olduğu için kafam çok rahat. Rahat abi, yalan mı söyleyeyim? Çok bayağı rahat yani. Serbest de yayında değilmiş bu arada. Dolandırılıyoruz galiba arkadaşlar. Çıkmalı ya bu. Telegram'dan yazmayın artık. Sitenin ismi aggr.trade. Chat'tekiler biliyordur. Düşsün de alalım ya. Yarın düşse. Kapatmadım hiç pozu. Ya bir tane stop olmuş zaten. Günün sonunda kârda mısın? Ben mi? Ha. Ya bugün bir dünya işlem açtım. Ya şu niye an bir dünya? Biz ne konuştuk 700 abi? 700 dolar kâr görüyorum pozisyonda hala. Günlük PNL'de 17 dolar. Böyle bir şey yok. 1000 dolar gördüm bir ara. Diyorum ki o iyi, 200 abi dolar bak, artıdayım. Bak her cüzdanın belli bir kar şeyi var kapatması gereken. Mesela senin için o 500 dolar üzeri kar gördüğü zaman senin bakmaman lazım. Ya evet ama sol ATH yapmış pozu nasıl kapatacaksın abi? Nasıl kapatacaksın? Ne oldu şey? Sol. Sol'deyiz. Merhaba ya canım. Sol'deyiz abi. Nedir? Sesin yayına gitmiyor senin. Zydok Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Zydok. Gitmiyor da bu şeyi sana bir şey söyledim ben. Bu mikserde şey gözükmüyor. Masaüstü sesleri gözükmüyor o seçenek. Ona bir bakar mısın? Nasıl açıyoruz onu? Mikser kısmı var ya şeyde. Streamlabs üzerinde mikser kısmı var ya. Bak şeyden atıyorum sana. Telegram'dan atıyorum. O mikser kısmı. Orada mikserde ses gözükmüyor abi. Şurada masaüstü ses. Desktop audio yok, evet onu çözmemiz lazım. Hala düşmeye devam ediyor bu arada. Shortumuz cayır cayır çalışıyor. Mesajlar geliyor. Verge ölüyor. Hadi görüşürüz. Kalpsiz Sin 31 abone olmuş. Kalpsiz Sin 31. Kalpsiz Sin 31. Simlepsiyonun sahne eklenirken ses çıkışı yakalama deyip kulaklığı seçersen ses bize gelecektir. Sahne ekleyelim. Tamam ekleyelim. Bir dakika. Sahne ayarlarında mı var acaba bu? Güveniyorum ya ben pozisyonu. Güveniyor musun pozisyona? %100'ü beğenmiyor. GGBB hoş geldin. Abonelik için teşekkür ediyorum. Stop piyasa mı, stop limit mi? Ben marjinde stop market kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü yani stop etsin de ne yapıyorsa yapsın. Stop olmak zorundayız çünkü. Neyse Bitcoin'e bakalım da bu düşmeye devam. Şu bölgeye kadar bir geri çıkış görebiliriz. Yeni mum mu açıldı? Bak yeni mumlar genelde yeşil açarlar. Nidyas hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Dolar uçuyor. Şey düşüyor. Neo'da stop olmak üzereyim. Çok kötü çok. Çok mu kötü? Çok kötü. Yani ben hiçbir şey demiyorum. Bak bunu nasıl görmezsin? Bak kardeşim. Yükselen kama var bunda. Bu kamalar. Aa bak nasıl fake'ini atmış görüyor musun? Yukarı doğru kırınca bak, işte. Bu stopları patlatmış işte. Bu buraya kapanıp buraya teste geldi an buradan stop short denenebilirdi. Çünkü solun birazcık şeyi var. Neyse ben şu borsa yan monitörü alayım da. Bak böyle telafi edebileceğimiz boyda bir deneme yapalım. Ne yap? Sol mu short diyorsun? Oğlum sus. Yayındayız insanlara. YTD arkadaşlar hiç ha, sakın, hiç çok ufak minik deneme.
Deneme. Ben gözüküyor diye. Şey, Umut'a göstermek için yaptım. Hayır, ellemeyin bak. Benim, hayır, hayır, benim hayır, param hayır. Var. Ben iki, hayır. Bak ben bir pozdan 2K kar ettim. O karımı oraya bırakıyorum. Diyorum ki yani ben hakkım var, deneme yapacağım. Aga, bak ellemeyin. Olmaz. Bak batarsınız. Batarsınız. Short short zor zordur bak. Shortlamak tecrübesi. Aldayım ben. Yapmayın. Ne yaptın Solu? Tutuyor musun? Helal olsun. Ümitcan 24 ninja olmuş. Hoş geldin. Serbest hala bulacak bize şeyi. Ses çıkışını. Şu an retest gibi gözüküyor. Ha, bu buradan içeri girerse ama yukarıyı zorlar işte. Dolandırılmış oluruz o zaman. Gerçekten dolandırılmış oluruz. Bas 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 yazıyor. Basmayın abi bak. Basmayın. Yapmayın. Şimdi... Abone sesi geldi mi? Insomnium hoş geldin. Bir ayar yaptım ama... %100'ü beğenmiyor sesi geldi mi? Gelmedi mi? Nedir? Dedemin kefen parasıyla. Ya şu Kerim'in abonelik sesi için gerçekten çok üzgünüm şu an ya. Bu şeyi yapamadık maalesef. Şimdi retest bekliyoruz abi. Bekleyeceğiz ki buranın üzerine çıkmasın. Buranın üzerine çıkarsa, short'ta bir işlem varsa, artık burada bir mum kapatırsa, yani şu bölgeler olabilir. Genelde bir %1 kadar yukarısı oluyor arkadaşlar. Yani trendi kırdı. Buradan short açtın ya mesela. Stop şurası olmalı. Çok net. Bir çıkıyor değil mi? Bir şeyler oluyor. Coşku Demirhan Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Coşku. Teşekkür ediyorum. Ya longluk bir durum yok arkadaşlar. Şu an bir iş bir yapı var. Yapı bir iş. YZT17 Ninja olmuş. O da hoş gelmiş aramıza. Cumpacı Prime'la abone olmuş. Omid9666 abone olmuş. Oh gelsin. Prime abonelerimiz gelsin. Şu Neo'ya bakar mısın? Bakayım kardeşim, seni mi kıracağım? Bende de var çünkü. Neo şu an trend desteğinde arkadaşlar. I am furious, hoş geldin. Şöyle bir senaryo olabilir, kırıp aşağı atabilir. Young Tagger 47 gelmiş. Vay Tagger. Umut Eroğlu gelmiş, hoş geldiniz arkadaşlar. BTC'ye farklı bir bakış açımız var. Date Bayo. Şu an Neo... Yani güzel yerde güzel, ama güzel. Bu trendlerin kırılması birazcık işi tatsızlaştırabilir arkadaşlar. Yani büyük coinlerin böyle yükseliş trendlerini kırması. Dua edelim kırmasın. Bu tatsızlığı biz şeyde halledelim. Böyle birazcık düşüşle halledelim. Gerekirse ve koyalım Satoshi'nin cebine, al kardeşim şu 1000 lirayı. Birazcık piyasayı bırak diye. Mesela Ethereum için de burası nihai destek. Aser'de Dok hoş geldin. Bak şu bölge 1970-2000 dolar seviyesi. Ethereum 2000 doların altına inerse, bu trendin altında gün kapatırsa altcoin'ler için biraz daha sancılı bir dönem. Bittik. Hayatımız biter. Hayatımız biter arkadaşlar. Hayatımız bitebilir. Varsa bir TCT'ni alırım. TCT nedir? Arkadaşlar LTC falan yok. LTC ne oldu? Yani iyi durmuş LTC yine. Bak LTC'de stop de güzel bir trend var. Biraz. Stop olduk. Her işten bir şans, evet. Bir deneme. Şuradan çeksek. Yani Bitcoin içinde yani, Ethereum'a da yakın bir grafik aslında. Az önce gösterdim. Ethereum'un yolu biraz daha uzun. Ethereum'un evet. Düşmesi biraz zor. Evet. Ethereum'un Temmuz'da haberi var aslında. O birazcık önemli. Gas fee'ler azalacak. Evet, o çok büyük bir olay. Evet. Ama kaygım işte Temmuz'a kadar piyasanın yani gidecek yeri yok gibi. Mouse yok, şeyde MacBook'tan yayın açtım. PES 4. Soru uçtu mu? Dolandırmayın. Abo.
Dolandırıldık. Abi işte ATH'de coin shortlanmaz diyorum. Trendin tersine işlem açılmaz diyoruz. Bence yani de ama... Söylüyoruz bunları değil mi? Formasyon trade ettim. Benim stopum buraya yüzde kaç? Çok yakın. %1.5-2. %4. %4. Ama şöyle bir durum var. Ben mesela normal şartlarda 50k poz açıyorsam solde 10 açtım. Yani bak bu ayrımı denedi da yani. Bu ayrımı da yapabilmesi lazım kullanıcının. Yani bir pozisyonun riskli olduğunu düşünüyorsak o pozisyonu böyle nefsimizi köreltecek miktarda açmak en doğrusu. Aklın yani benim kalmaz. Aklım kalmıyor. Benim var öyle zar şeylerim. Şu pozisyona bir de stop koyayım da ben neresi dedik bunun için? 46.4. 46.4. Evet. Stop market. Evet, tamam. Ne yaptı Bitcoin? Düşüyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin sol. Bu şekilde bakıyoruz abi. Bir de 4 saatlik bu maçtı var ya. Yani bu saat 11 mu değil mi? Tabii. Geçmiş olsun. Dolandırılacağız. Az kaldı. Pil kaynağı %14. Nerede takayım? Yok takamıyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaşlar şarjımız bitiyor. Yayın bitti. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Dandik kameraya geçeceğim ya da tek monitöre geçeceğim. Süper Cluster 7 abone olmuş. Hoş geldin dostum. Teşekkür ediyorum. Bir süreliğine şey kameraya geçeceğim arkadaşlar ben. Mac'i şarj etmem lazım. Aparatım bozuk. Şöyle biraz çirkin bir kameraya geçeceğiz ama yapacak bir şey yok. Bir süreliğine idare etmek zorundayız. Kanka şu şeyi takabilir miyiz ya? Yerdeymiş MacBook şarjı. Takalım. Kimi kapattık, FaceTime aldık. Şunu birazcık büyütelim. Evet. Evet, birazcık chat'e bakayım. Kepo34 hoş geldin dostum, teşekkür ediyorum. Bir şey kullanıyorum ben. iPhone'u kamera olarak kullanıyorum ama MacBook'un şarjı iki tane çıkış var. Bir 10 dakika 15 dakika şarj olsun ki yayında şey olmasın. Kripto Mikael teşekkür ediyorum. Abonelik hediye etmiş Mepisto arkadaşı. Silkelendik. Silkelenmemişizdir ya. Bir alet edevat. Ya alet edevatım var. Şu zımbırtı var. Bununla şey yapabiliyorsun. USB çoğaltabiliyorsun ama bozuldu bu ya. Bunu hafta içi alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz beyler hediyelerinizi. Çoğaltıcıyı gördüğümüz en pahalısını gönderin. Gönderene coin vereceğiz. Kripto Kemal Özel. Silkelenmemişizdir ya. Sıkıntı yok. Ya ben olursam solden stop olacağım. İnşallah sole işlem açmamışsınızdır. Bak benim gazıma gelmeyin. Açmayın abi. Ama yani bakıyorum fiyat hareketinde hacim falan hiçbir şey yok. Yani şuraya bakar mısınız? Yani normal düşüş evet piyasasının ya göstergelerinden bir tanesi de şeydir. Kamera nereye gitti lan? Düşüş piyasasının göstergelerinden bir tanesi de düşük hacimdir. Yani hacim çok düşükse piyasanın düşebileceğini gösteriyor bize. Mikael şov yapıyor ya. Deneyi bekliyorduk yemedi. Ya bir de short kovalıyorsanız shortta şöyle bir şey çok önemli. Mesela coinlerin temel verilerini iyi araştırmak lazım. Böyle projenin doygunluğa ulaşmış bir fiyat olarak çok artmış projenin temelini bir araştırın. Vaatlerini gerçekleştiriyorlar mı, yapıyorlar mı? Belki proje bazı şeyleri atlıyor ya da işte release etmesi gereken bir güncellemeyi, yazılımı, önemli bir teknolojiyi yapmıyor. Ya da projenin sahipleri ortada yok. İşte adresler sahte çıkıyor ve çok scam proje oluyor. Marjini olan projelerin şeylerini araştırmak lazım. Temelini araştırmak lazım. Gerçekten böyle dolandırıcılık içeren bir coin varsa düşen piyasada ilk onları short açmak lazım. Onlar çok çabuk dökülüyor. Evet, hat mesela. Yani hat tam biraz karışık hat mevzusu. Hatın projesi teoride çok güzel ama henüz hayata geçirdikleri büyük bir şey yok. Şu anda da hat tam destek üzerinde bu arada. Hatın yeri güzel şu an. Evet.
Ama tabii ki her güzel destekte coin'e A destekliydi long. A her dirence gelmiş coin'e short öyle olmaz. Olmaz. Meme coin'ler çok tutuyor. Yani dipten girmediyseniz ve çok ufak miktar girmediyseniz bulaşmayın derim arkadaşlar. Sıkıntı. Çiliz'e baktık. Çiliz'in kaderi tamamen Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Yani bütün coin'lerin kaderi şu anda Bitcoin'e bağlı durumda arkadaşlar. Bitcoin ne yaparsa onlar da onu takip edecek. Kankam be bir kahve getirsene bana be. Şu şeyi kulaklığı çıkarayım ya. Şeyden gelsin. Bilgisayardan gelsin. %100'ü beğenmiyoruz. Geldi mi ses? Şimdi bak sana gelir. Akton Prime'da abone olmuş. Hoş geldin Akton. Şu an gelir. Çünkü Mac'in sesinden veriyorum yayını. Zaten kimseyle konuşmuyorum. Gelmesi lazım. Burada nasıl? Bakalım. Ya stresli bir site ya. Bu likidasyonların şeyi gözüküyor burada bak. Bunlar kırmızılar lik olanlar mı arkadaşlar? Servis bunu çok yapıyor ama. Shortlayanlar mı yoksa? Bunlar short miktarları bak. 345 kaldı short açmış. Aynen. 140 bin dolar shortlamış abi adam. Turuncular likit. Turuncular likit. Tamam göreceğiz. O Binance, Binance. Lik olanlar yazı olarak yazıyor. %100'ü beğenmiyor. Ozi Crypto hoş geldin. %100 beğenmiyor. Morlar lik. Güveni koklayamadık. Ya bu saatlik mi ya? Bir saniye. Yo, one second. One second, evet. Aha. Oho. Aha gidiyor. Geliyor. Geliyor, dolandırıldık. Aha, arayın. Paratur ailesini arayın. %100'ü beğenmiyor. Mikael Ati 45'e abonelik hediye etti. Mikael her chatten yazana bir kesin alttan darlıyorlar adamı. Bana da abonelik, bana da kıyamayıp veriyorsun. Çok teşekkür ederim dostum, sağ olasın. Abi herkesin pozu var şu an, herkes hipnotize olmuş durumda. Tütün Kara Elias. Çoğunlukta long mu var, short mu var chatte? Merak ettim. Yani şimdi submoddan çıkabilir miyiz moderatörler? Bir genel şeyi alalım chat'i, bir yoğunluğa da bakalım bizim kullanıcılar ne yapıyor. Short diyorlar bak. Short çoğunlukta görüyorum. Short longdayız. Abi short amda nasıl longda olabilirsin? Gerçi benim de long pozisyonum vardı ama çok vurkaç yani. Short çoğunlukta. Of, long short, long short. Çok ortada ama. Şeyin olması güzel. Emin olun. Tamam coşmayın ya. Tamam sakin olun. Alo. Tamam öğrendik beyler. 2017'de olsaydık şöyle bir şey olacaktı. Chat'in %80'i long'da olacaktı büyük ihtimalle. Herkes altcoin'de olacaktı. Bu dönem yani ayı geçirmiş tecrübeli traderlar olduğu için kendimden bahsetmiyorum. Benim dışımda da birçok arkadaş Bitcoin'u 60 bindeki trendi kırdığında piyasanın düşüş ihtimali olduğunu bağıra bağıra söylediler. Ne oldu lan öyle? Mario. Mario. Umut Reis adam ya, dolandırıldı yine affetmedi. Kardeşim kaybetmediğin savaş yok ya. Ya vallahi ya. Bu nedir ben anlamıyorum ya. Bu Bitcoin nedir ya? Altcoin'deyim. Abi full altcoin'de olan adamın işi çok zor ya. Evet, fena da değil iş. Yani bu arada. Sol. Ben yani düşüyor piyasa ama. Sol güçlü. Sol'ün BTC tarafı iyi gidiyor. BTC partisi. Kerim Kalender. Selamlar. Sabah alalım mı ya? Kortan size zahmet. Bir ben chat'in yoğunluğuna bakayım dedim ama bu şekilde chat'i takip edemiyorum. Mümkün yani neden ya. Abonelikli diyen arkadaşlar var. Gerçekten başka yolu yok yani. Anca sub modda takip edebiliyoruz. Biraz daha chat'le etkileşime girebiliyoruz o şekilde. Şöyle daha 15 dakikalığa geçelim. Daha hala gidecek yeri 5 var. Dakikalık. 5 dakikalık. Hadi bakalım. Hala kek tutuyorum. Helal olsun ya. Hala kek tutan adam var ya. Hayır her şeyi hak ediyor. Her şeyi her şey hak ediyor evet. Tahir Şahin hoş geldin.
Zil sesi nedir yazmış. 49.650'de sıkıntı başlar arkadaşlar. 49.650'de sıkıntımız başlar. Yani shortlu olan adam için. Şu an retesti yaptığımızı varsayıyorum ben. Bak şurada retestteyiz. %100'ü beğenmiyor. Abi dünyanın en iyi sesi ya. Ben gerçekten her yayın kendi yayınıma abonelik de hediye ediyorum. Endüstriyel sigara düşmanı Yüren'in haftalığını yorumlar mısın lütfen? Hadi yorumlayayım, çok güzel söyledim be. Gerçekten endüstri sigarası düşmanıyız. Yüren'in haftalığı... Abi şu bu ne diyeyim ben şimdi? Söyleyecek hiçbir şey yok. Hepsinde benzer yapı var bu arada. Yani evet. Bitcoin inerse inecek, çıkarsa çıkacak arkadaşlar. Coinlere Bitcoin olarak bakın yani. Bitcoin şeyiniz olsun, pusulanız olsun. Likidasyon var mı buradan? Ayarları varmış bunun. Trade list. FTX niye yok? FTX'i de koysak. Ekledik. FTX'e geldi. Güzel. Tamam. Salıyor. Olması gerektiği gibi. Partnerlik başvurusunu bugün yapacağız arkadaşlar. Bir kere reddetti bizi utanmazlar. Şimdi kabul etmelerini bekliyorum ben. Lik ayarı yok, kendisi yazıyor. Likidite aç. Tamamen dolarda olan adam ne yapsın? Açsın birasını, yaksın sigarasını, keyifle izlesin şu grafiği abi. Yani dolarda olan adamdan mutlusu yok şu an, ben söyleyeyim. Yani geleceğin projesi USDT, haberiniz olsun. Şu an oh! Of, Allah kahretsin. Of, 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 Allah of, of, kahretsin. Of. Allah kahretsin. Mahmut Tuğcu hoş geldin dostum. Aynen, biri açmasın da kola açsın, fark etmez artık ne açıyorsa. Ben demedim onu, demedim. Az önce demedim beyler. Demedim, bira demedim, şey dedim. Bir an dedim, bir an için. Bir an için açsın şeyini, kolasını alsın, eline pideyi, izlesin grafiği. Ben dedim, bira dedim. Ben dedim. Yine çıkacağım sağ taraftaki lik benim diye. %90 dolar çok iyi. Ben de %90 dolarda değilim yani. Ben de ciddi anlamda şeydeyim. %30 falan iyi rakam. Benim %30 altcoin tutmam zarar yani bana. Hiç tutmasam daha iyiydi. Ama böyle olmaz. İfşa olduk. Böyle olmaz. Hacim Barını falan da izleyebiliyoruz. Hadi longlansın şu BTC'ler. Hadi. Yatarken derinlere emir verip yatalım. Abi derinlere emir verip yatma olayı çok sakat. Derinlere emir verip yatarsanız piyasada çok düşerse sizin emrinizi alır. Ondan sonra başınıza bela alırsınız. Zararda uyanma ihtimaliniz var. FTX kullanıyorsanız problem yok. FTX'te alttan emir girip onun da altına stop emri girebiliyorsunuz. Çünkü öyle bir güzelliği var. Onun için aşağı emir verme hiç sakat. Utku hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet, mikro strateji falan almaz mı şey? Bakalım şeye. Keyifli bir yayın izliyoruz. Falan filan. Bir şeye bakalım. Belirsiz piyasada işlem yok. Hele stopsuz hiç işlem yok. Sonra gelmeyin, zamanı gelecek, izlemeye devam ediyorum. Büyük stat Locksmith Crypto. Zamanı gelecek. Dolar Asya piyasalarında 8.44 ateşli hareketli haftalık bizi bekliyor. 8.50 üzeri bizi 9'a taşır. Dolarda öyle bir durum var. Hayda. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Çok karışık bir fotoğraf. Çok out of context bir fotoğraf. Abi gerçekten. Binlerce çıkarım. Ha, bir dakika. Olabilir. Ama Adana Demirspor, ama bir tek sen var ortada. Yani çok çok karışık bir fotoğraf. Çok karışık, evet. Çok... Yani bir tek sen sıkıntılı çıkamaz. Bir borsa değil bu arada, ama bir şey değil. Çok en çok kullanılan borsalar arasında değil. Biraz daha az biliniyor. Nedir abi? Doğukan Demirbağvir hoş geldin dostum. %100'ü beğenmiyor. Haluk Levent. Hiç şey yok, panik yok feed'de. $495. Böyle gider arkadaşlar. Birazcık
şeyden konuşalım. Evet abi. Çık abisi. Bu site adamı hasta eder. Çok iyi, çok iyi. Yüzümü beğenmiyor. Gayet teşekkür ediyorum. Sol ne yaptı abi? Sol'e bakalım ya. Yani. Bakalım Sol'e. Çok kötü. Çok iyi. Kötü. Sen kar almadın mı yukarılardan? Aldım. Kapatmayacağım mı? Yani ben güveniyorum projeye ya. Proje. Stop'um falan da aşağıda. Yani kârdayım hani. Çok düşse de kârdayım. Evet, sen zarar etmezsin pozunu, evet. Ayrı bir konu. O yüzden ama tutmak istiyorum. Gerçekten ya, iyi bir şey. Yani. Ne hikmetse bu projelere güven de hep burada geliyor abi. Yani şurada güven, şurada hayvan gibi bir güven geliyor projelere. Ben nasıl oluyor anlamadım yani. Hani olacak iş değil. Gel biraz daha böyle. Yani bu projelere güvenin burada gelme olayı ben bilmiyorum niye böyle oluyor projelere güven. Şunu biraz daha açayım. Açabiliyoruz sanıyorum, evet. %100'ü beğenmiyor. Furkan Soneys, hoş geldin. Furkan, benim kedimin adı Furkan. Selam Furkan. Şu an fiyatı ucuz bile bana göre. Sol Start İdop. Ya evet, Sol'ün evet. Bu arada önü çok açık. Çok, katılıyorum. Çok. Ama fiyat buradayken istediği kadar iyi olsun. Yani göklerden gelen bir karar vardır arkadaşlar. Bunu asla değiştiremezsiniz. Nedir abi? Ya RSI 97 olmuş. RSI olmuş 97 ama bir 50'leri falan görmesi muhtemel ya. 50'yi görüp salar gibi geliyor bana da. Bana da öyle geliyor. Ya bugün çok zorladı. Ben canlı takip ettim bayağı. Çok zor, çok istekli. BTC hep kafasına vurdu. Hep kafasına vurdu. BTC iplemedi, onun da sebebi BTC paritesi. Sol'ün BTC paritesine bakalım, o nasıl? Ya o ekstra gitmiştir. Ya güven veren bir BTC partisi var gerçekten. 87 mesela. Daha iyi arası. BTC partisinin arası bir tık daha iyi mesela, evet, bu. Evet. Biraz İki daha gün iyi. Daha gider gibi. Yani şuralara falan çıkması olabilir. Aha, evet. Yani bakacağız, Bitcoin'e bağlı. Bitcoin tabii, yine tabii, kaotik tabii. Bir düşüş yaparsa. Hayatın biter o zaman. Hayatın biter senin, evet. Bu saati böyle bekleyeceğiz. Projelerin içeriklerine nasıl hakim oluyorsunuz? Anlaması çok zor bir teknolojik projeler. Yani ben kendi adıma iyi projeyi ben araştırmıyorum. İyi projeler geliyor. Bizim Fırat var, bizim şeyde Ninja Gem ekibinde. O iyi projeleri araştırıyor ya da sormamız gerektiğinde soruyoruz. O iyi ya da kötü diye dönüyor. Canus'la hoş geldin. Markette genel olarak ne var ne yok? Mesela şöyle bir şey yapalım. FTX'e girelim. Mesela bakalım piyasalar. Piyasalar. Bak Luna var mesela, ne biçim artmış. Evet, Luna çok gitti, çok. 2 gündür falan bir yükseliyor Luna. Dün de bayağı iyiydi. 2 kere de şeye çıktı. Big Green Dildo'ya çıktı. Aa, oğlum bunun çok güzel grafiği varmış. Güzel. Ne kadar güzel bir bull flag bak bu, evet, ya. Evet. Bunu bak, bunu takip eden adam parayı vurdu beyler. Yani şuradan alsan, buradan alsan. Bak abi. Kırmış, testini yapmış, cayır cayır gitmiş. Evet. 14.5'dan 18.5'e ne biçim kazanmış. Evet, Domi'ye bakalım. Domi'ye hiç bakmadık. Güzel bence hala. Domi retestini yapmış, bu da aşağı gidiyor. Yükselmesine rağmen bence sağlıklı yani. Domi'de ikili dip var. Şu bölgede. RSI'da. Bu biraz Ethereum'a bağlı. Ethereum ne yaparsa olur. Neo ne yaptı? Neo umarım kırmamıştır trendini. Kırmamış, güzel. Bir dakika, şuradan bakacağız coin'lere, yükselmişleri, düşmüşleri. Mesela Serum iyi gitti bugün. AMPL Ray güzel gitti. Ray güzel gitti. Near falan acayip coin'ler. Bak Ray'i tepede verdin ha. Monero çok düşmüş. Monero çok güzel. Müthiş proje. Monero bir privacy coin'i, marketin en bir baş coin'lerinden ama biraz antaldır. Bir privacy ihtiyacı olan bir durum olursa şey olabilir. Bak silkeledi büyük ihtimal. Görüyor musunuz beyler? Sadakat gelmiyor ya. Sadakat. FTX'in kullanımı Ninja Traders YouTube kanalında var arkadaşlar. Ben çektim, oradan bulabilirsiniz.
Kanka bir kahve getirir misin be? Getirdim orada. Aa nerede? Aa kankam görmemişim, sağ olasın. Şort mu açtınız? Niye açtı şort? Açmamışlardır ya. BTC şunun üzerine çıkarsa, 49.700'ün üzerine çıkarsa dolandırılmış olabilir şort tarafında. Longa dönüyoruz. Şortları kapatıp longa dönüyoruz. Bak işlem stop oldum, yeni işlem açmayın arkadaşlar. Zikrican hoş geldin. Bu sol şort açanlar yarın çok kötü bir sabah uyanacaksınız beyler. Ya orası hiç belli olmaz da. Çok kötü. Çok kötü. BTC dönmedi de dönmeye çalışıyor diyebiliriz. Kararsız şu an. BNB isteniyor. BNB bakalım BNB ne yapmış. BNB şu an destekte. Bak bu şu 480 güzel bir destek. Yine Bitcoin'e bağlı olarak Bitcoin düşmezse buradan yukarı tepki gelebilir. Aksi senaryoda 450. Güzel diyebileceğimiz destek. Market çökerse BNB'yi nereden alırız? Bakın düşüş senaryolarına ben hep yatay desteğe bakıyorum arkadaşlar. Siz de ona bakın. Yatay destekler çok önemli. Bak burası çok kıymetli bir bölge. Kerim Kalender kadar kıymetli. 300. Da şuraya bir araç istedim. Hiçbir 360. Bölge Kerim Kalender'den daha kıymetli olamaz. Olamaz. Şu bölge şuradan mesela kademeli toplayıp düştüğü kadar, burası da nihai stop. Kerem Skyblue hoş geldin. Çok tatsız market ya. Biz daha şu an böyle, bak ben size bir söyleyeyim mi? Oldu da biz ayıya girersek piyasa o kadar sıkıcı olacak ki, yani günlerce trade etme imkanı vermeyecek, bizim etkileşimler düşecek, yayınlar izlenmeyecek, o kadar tatsız olacak ki. Ya benim esneme problemim var Alpas ya. BTC'de yükselen üçgen de mevcut. Ona da yorabiliriz. Umarım yükselen üçgendir. Ona da umarım. Ben şortumun stop olmasını okuyayım. Yok, şortun stop olmasın. Kârı kapat. Longa'dan. Ama onun için Bitcoin'in bir şeye düşmesi lazım ya. Canımsız, eyvallah. Ya zaten şöyle bir şey yapacağız. Biz ayıda çok acayip oyun çevireceğiz. Yani ekipçe Valorant'lar mı oynamayacağız? Ben eve ya da ofise şey kuracağım. Bu yarış simülasyonları var ya, şunlardan. Yarış simülasyonu. Yarış simülasyonu. Aa bak şöyle bir şey yapacağız işte, şu büyüklerden. Çok güzel ya. Şunlar acayip iyi. Aa şöyle bir düzenek kuracağım ben eve. Buradan yayını vereceğim moruk. Bir şeyde, bir monitörde şey açık, Bitcoin grafiği açık. Diğer yerde yarış. Aha bu şekil. Yani tek şu an istediğim şöyle bir düzenek kurabilmek eve. Şöyle bir şey kurup, çorap. Bu çorap nedir ya? Abi nedir ya? Bu çorap nedir? 100 bin liralık siste erimiş harbiden. Porsche direksiyonu at. Ama nasıl zevkli var ya. Üf, açacağım bunu, cayır cayır yanlayacaksın. Bazen tır, piyasa düşecek tır şekli. Ben bu şekil yayın yapacağım. Bir de FPS oynarım. Apex'i çok iyi oynarız biz. Eski Apex'i NBA zaten. Oynayacağız beraber. NBA yayınlarımız var Umut'la. Twitch'te fena oynuyoruz. Rekabet acayip. Üf. Üf ne biçim. Kerim direksiyonu beğenmiyor. Şistiği ayak atmayın. Yani şeyde de ayıda da biz gamer bir ekibiz. Bizim Twitch'e geçme sebeplerimizden de bir tanesi. Dediğim gibi Twitch game platformu olduğu için biz de gamer çocuklarız. Oturup oyunumuzu da yayın yapabiliyoruz. Ben burada sigaramı da içebiliyorum. Rahat rahat kafama göre takılabiliyorum. Direksiyonlar pek soyuna. YouTube'da öyle değil. Bak YouTube'da açın benim videoları. Çok efendi, kibar böyle. Efendilik arayan YouTube'a gitsin abi. Aynen, ben burada birazcık arsızım arkadaşlar. Artık burada, idare edin. Burada ne olduğu belli. Söylemeye gerek yok. Junior Sinch hoş geldin. Burada chill keyif. Night Online bile olabilir böyle. 100K'ya çağır dizip. Hocam BTC'yi çağırdı kapatırsa saatlikte neler olur? Vallahi orası neler olmaz ki be kardeşim. Silkeleyip tekrar da gidebilir. Sol'ün yükselişi parabolik biraz. Şu bölge şu an ilk desteğimiz. Ya flam açıyor zannettim ama açmıyormuş. Böyle gidiyor gibi. İlk destek burası. İkinci destek.
Yani bana göre en güvenli destek 30 dolar arkadaşlar Sol'le. Ya yani bu bölgeye gelirsek bayağı güzel. Valorant'ta oynayacağız. Bak Emre Laksimit çok fena FPS oyuncusu. Acayip. Evet ya, sniper ya, fena. Biz de birazcık aim çalışırsak şey yaparız. Güzel bir şey çıkartırız diyorum. Belki espor falan kurarız ileride. Eğer kripto falan biterse mecbur zaten. Yani ben ya oyun ya para. Benim başka sektörüm zor. Çok güzel. Rank yok ya. Valorant ilk çıktığı zaman oynuyorduk. Kekon farmlıyordum. Ninja. Ninja'da her şey gidiyor biliyor musun? Herkes diyor ki arabaları satalım. Ninja Cars kuralım. Şunu yapalım. Ninja bilmem ne yapalım. Kerim Kalender ama ne oldu? Yüzü yapmıyor. Hoş geldin Kerim. Ya Kerim'e para verdirdik chat'e yazdırabilmek için. Var ya chat açık olsa abone olmazdı Kerim. Kerim. Chat seni görmek istiyor. Kerim bağlar mısın? Bağlan adam. Yazdı adam. Kerim ne diyorsun piyasaya? Araba piyasasına dönmem arkadaşlar ya. Hiç kötü. Satmıyor arabalar. Kerim abi boş mezar vursa içine girer abim benim. Kerim İstanbul'a getireceğiz. İstanbul'da canlı yayın yapacağız. Öyle uzaktan bağlanmakla falan olacak iş değil arkadaşlar. Kerim'i şey yapmamız lazım. Kerim kalender biz de seçileyim şey olmadı. Banki banki hoş geldin. Şu an çıtır aradayız hala. 15 dakikalık açalım da. Bak retesti yaptı. Salabilir buradan. Salmasa çok güzel olmaz mı ya? Yani işte. Salmasa. Kerim abi tır yayını yapsın. Kerim Kalender yanılıyor olamaz. Kerim Kalender yanılıyor olamaz beyler. Kerim Kalender sıcak yerde yaşıyor abi. O maki gibi düşün onu böyle. Akdeniz bölgesinde yetişen bitki gibi düşün. O oralarda mutlu. Buraya geldiği zaman mutsuz oluyor adam. Antalya'nın sıcağında, palmiyelerin altında, evet. Deniz kenarında adam takılıyor. Kokteylini yudum diyor. Hacim düşükçe... Evet, hacim düşükse arkadaşlar salma potansiyeli yüksektir. Doğru. Yani hacim çok önemli. Hacimi mutlaka takip etmek lazım. Yönü hacim çok bize... yüksekse de mümkün mü? Hacim... Şöyle kırmızı bir hacim mumu evet. Görürsen o zaman kesin düşecek diyebiliriz. Yani %80 falan. Yani her türlü düşüyor beyler buradan. Her türlü düşüyor evet. Yani. Başka seçenek çok yok. Bir şey oldu. Ya fiyatını da merak ediyorum. Tuttuğum bazı saçma sapan coinler var. Satmıyorum, satmayacağım, bekliyorum, dönecek. Bu çok tehlikeli size söyleyeyim. Evet falan filan okuyamadım. 17K'dan gelen trendi kırdı diyor. Halo hoş geldin. Aksoy Muhammed sen de hoş geldin. Yani bir retestini yaptı salacak gibi arkadaşlar. Bakın grafiği canlı kanlı. Kırdırdık desteği. Tekmeyi koyduk Bitcoin'e. Kırıldı. Ya yani ben şunun özellikle bakın şu o 5 dakikalık bir yapı. Hadi bunu şey yapın. Ama şöyle bir yapı. İşte 4 saatlik de bir günlük de atıyorum 1 aylık 2 aylık bir trend kırıldığı zaman yani şu olayı gördüğünüz zaman orada mutlaka bir arkadaşlar zaten şu yani buradan buraya gelmekte kimsenin hayatı kaymaz. Yani şuradan alıp şurala hatta buradan alan adamın buraya gelene kadar hayatı kaymaz. Bir şey değişmez çok. Ama burada moruk dolara geçip ben bir ortalığı izleyeyim demek lazım. Çünkü bu kırıp bu günlük grafik de olabilir. Mesela burada 2-3 gün takılıp şuraya doğru yukarı bir fake attığında işte bu fake'ten markete tekrardan giren çok enayi oluyor. Enayi diyorum ki durumun ciddiyetini anlayın. Böyle trade edin arkadaşlar. Hep olasılıklara bakın. Trendler kırıldığı zaman da simetrik 3 kere dokunulmuş trendler kırıldığı zaman da bir şey yapmak lazım. Tutuşmak lazım. Herhalde çalışıyor o zaman. BTT, Dent, Holo. Bunlar arkadaşlar maalesef... Bunları satın abi. Deme öyle deme. Bunlar... Bunları verin abi gitsin bunlar. Bunlar ayı sezonunda kötü performans geçirecek ama ben 43'lere gelirsek güzel bir dönüş. Ya kafamdaki senaryo 43.000'e inersek bir %30'luk bir oradan geri bounce. 43'ten atıyorum 50.000'lere kadar bir yükseliş. O arada da altlardan %20, %25 ne bulursan kaptırıp satacaksın.
Ethereum güçlü. Yani Bitcoin sert düşerse hiçbir şey güçlü duramaz arkadaşlar. Evet, sert düşmemesi lazım. Ama fiyat hareketine baktığımda öyle çok agresif sert düşecek gibi de durmuyor. Yani yavaş yavaş düşerse altlar için daha hayırlı. BTC pariteleri çok salmaz. Şey yapar. Yavaştan BTC pariteleri yukarı giderse çok etkilenmeye de bilir. Arpa chain. Arpa chain mi? Arpa chain, böyle bir şey duymadım ben. Beyler. Bak çok abuk subuk projeler buluyorsunuz. Gel bir şey abi diye bak dolandırılabiliyoruz. Ben devamlı bir One Cat görüyorum bu ara. One Cat'isi. One Cat'isi. Valla. Yani. Kangal var mesela. Doge'nin alternatifi diye şey yapmışlar. Ama yani hiç güven vermiyor. Bayağı yükselmiş ama. Shiba var. Yeni Shiba çıkmış. Evet. Shiba'yı duydum. SafeMoon falan. Bunlar nedir ya? Bak bro seviliyorsun coin fenomeni dediğinde tek adresin OneCoin ne olur Viper'dan skemlendik mi? Arkadaşlar Viper sadece fiyatı düştü. Benim korkum Viper'a ilk girdiğimde fiyatı düşmesi sıkıntı yok ama bir sabah site kapanır bir şey olur skemlenmediğimiz sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yani paranın büyük bir kısmı oradaysa evet problem çok düştü maalesef bizim de canımızı sıktı. Evet. Ama piyasa toparlandığı durumda ben Viper'ın gideceğini düşünüyorum çünkü stake edilen farma konulan çok fazla proje yok şu an piyasada. Yani Cake çok yükseldi, Sol fena değil. Viper'ın da şeyi güzel, getirisi güzel pasif. Viper ya. Kemal abi yazılımcıyım, coin çıkartacağım, Subway'ın %10'u alır mısın? Valla almam. Almam. Yani. 0.4'ten aldım, kafam rahat. Güzel, biz de 1 dolardan aldık. Yakınlarda takılıyor. Zaten şeyden Viper Pit'ten falan getirisi güzel. Zilika'ya da bir bakayım. Yani çok coin bakmıyorum arkadaşlar. Yani soruyorsunuz ama sadece merak ettiğim için bakıyorum. Yani değişik bir şey. Oo, bak bunu ne zaman çizmişim. Bak ben Zilika'ya var ya belki aylardır bakmıyorum. Bak vallahi kırmış. Abi şu bölgenin güzelliğine bakar mısın ya? Nasıl çalışmış ama? Bak abi short gerçekten doğru yerde kullanırsan ve testi güzel yapmış. Burada girip burada stop koyacak şekilde falan. Bir de stop olmazsan yani düşen piyasada gerçekten güzel kazanılıyor ya. Evet. Güven coin'i değişen çıktı. Yok ben blue swap sıkıntı demedim profesör ama duymadım yani ben. Hani birkaç yerde duydum ama büyük bir şey olmadığı için çok detayını bilmediğim için iyi ya da kötü yorum yapamıyorum. Telegram şeylerine, yani. Twitter hesaplarına falan bakın. Bak, girin, onlar da güzel bilgiler veriyor. Şu NFT çıktı mesela. Çıktık girdik buna. Projeye bakarken ya bu Tieta nedir? Telegram'ına bakın. Twitter'ı var bak burada. Telegram şeyleri de vardır. Grupları. Burada bakın topluluk büyük mü? Kaç takipçisi var? Şurada market kısmına bakın mesela. Market kısmında hangi borsalarda listelendi yazıyor maşallah. Her yerde var. Bunlar önemli parametreler. Bunlar ama güven gerçekten unsurları. Evet. Coinler için. Kemal Hocam paradoksal arkadaşımı hem Emre'yi hem onu takip ediyorduk. Bir haftadır pideci muhabbetleri çıktı. Üstten mal aldırdım muhabbetleri çıktı. Kafamız karıştı. Arkadaşlar paradoksal, Selcoin bütün büyük fenomenleri tanıyoruz biz. Yani hani hepimiz bu işi yaptığımız için danışıyoruz, konuşuyoruz, yayın yaptığımız, biz bir yayın kuruluşuz. Bütün fenomenlerle yayınımız var. Alpışın'dan tut, Rookies'ine kadar. Bütün herkese de hukukumuz iyidir bizim. Yani iyi çalışan bir ekip olduğumuz için hiç kimseyle sıkıntı yaşamıyoruz. Samimiyetimiz var. Ama pideci Ramazan dediğiniz şey arkadaşlar, 2017'de göbekli, gözlüklü bir adam vardı. 35-40 yaşlarında. Ben değilim. Ha, o değil. 35-40 yaşlarında, adı da Ramazan'dı. Pideci Ramazan diye adı çıktı o adamın. Sonra o adam kaçtı gitti. Yani kayboldu ortadan. Ne yaptığını bilmiyoruz. Şimdi Paradotor'la Pideci Ramazan aynı kişi değil. Ben ikisini de canlı kanlı gördüm. Paradotor farklı bir model. Yani değişik bir model. Seviyorum ben Paradotor. Yani bir yandan böyle tweetleri çok komiğime gidiyor. Herkese sataşıyor falan. Komik. Boğa piyasasında da attığı, paylaştığı coinleri hep takip ettik. Güzel kar ettirdiği için de negatif bir şey beslemiyorum ama acayip bir tarzı olduğunu kabul ediyorum. Agresif trader, pasif agresif. Böyle değişik yani. Kaos. %100'ü beğenmiyor. %100'ü beğenmiyor.
Oğuzhan TKL hoş geldin. Kemal abi pleblerden soru geldi ama cevaplarsan sevinirim. Pi projesi hakkında düşüncen nedir? Düşünmüyorum, o Pi'yi ben çok duydum. Hiç güven vermiyor bana, haberiniz olsun. Ya kolay para vaat eden her şeyden uzak durun arkadaşlar. Kolay para vaat ediyorsa bir şey kesin ve kesin bir uzak durun. Var abi. Kesin bir sıkıntı var gerçekten. Hiç öyle bir sıkıntıya girmeyin. Onun için şey, bedava peynir fare kapanında bulunur deyip bu durumu böyle şey yapalım. Bitcoin bitmiş bu arada. Bitcoin balonu patlamış. Harbi mi? Şirkete neden yazılım? Coin mi geliyor? Hayır, coin için değil, farklı bir yazılım için arayışa girmiştik. Aktif trade'li farmı. Ben farmdaydım. Beni çıkardılar farmdan. Trade'e soktular. Bu benim trade'e girmemin temel sebeplerinden bir tanesi de piyasada çok fazla scammer adam türedi. Facebook sayfalarına, Instagram sayfalarına reklam yaptırıp botla takipçi kasıp 50, 100, 200K'lara çıkıp ondan sonra da böyle takipçiyi suistimal edip para kazanmak için böyle abuk subuk bilmeden insanları yanlış yönlendiren, zararı uğratan adamlar türediği için ben birazcık sinirlendim. Daha agresif, daha aktif olmaya karar verdim. Yoksa ben olayı bitirmiştim farm döneminde. Ben emekli oldum, tırpanımla takılıyordum kendi halimde. Unutmayın beyler, satmadığımız sürece zarardayız. Yetkin var usta trader. Yetkin süper bir insan. Yeto, seni seviyoruz. Yeto adamdır. Bizler için hangisini önerirsin? 15-20K USDT ile farm yapılır mı? Yani farm olayı birazcık yatırım gibi. Uygun yerlerden almak lazım arkadaşlar. Biraz uygun yerlerden alırsanız farm olayı güzel. Satmadığım süreci bitiyor olarak. Oh. Şurada başlar moruk. Şu düşüşte başlar. Satmadıkça zararda değiliz. Toplar görüyorsunuz bu piyasada. Bakın değiliz. Bakın zararda değiliz. Aa, zarardayız. Düşer ondan sonra. Ondan sonra hold arkadaşlar. Hold. İnadına. Bitcoin'e güveniyoruz. Geleceğin projesi falan filan. Cart cırt. Balinalar dipten mal topluyorlar. Ben bunu geçen videomda da söyledim. Ben kimseye... Ya nedir ya balinalar dipten mal? Kimseyi suçlamıyorum. 2017'de ben de bunları yaptım. Ama ben gerçekten öyle düşünüyordum yani bilmediğimden. Ama 2021 yılında artık stok kullanmamak, işte dipten mal topluyorlar, işte balinalara yem olmayız, satmadıkça zarar dediğiniz bunlar çok yanlış söylemler. Ben bu yanlış söylemlerin kullanıcıya zarar verebileceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'i bırakın, borsada herhangi bir yapının şöyle bir yükseliş sonrası, şuradaki yükseliş sonrası, şuradaki yapının, bakın şöyle düşün Bitcoin'i, şöyle bir düşüş olduktan sonra şöyle bir yükseliş olup bakın lower peak'ini yapmış. O saatten sonra artık neler olduğunu 2017'de gördük. Bakın hayvan gibi bir referansımız var, 2017. Yani Bitcoin isterse dünyaları yaksın yıksın, böyle bir grafiğin herhangi bir üründe çok sert düşmemesi mümkün değil. Belki döner 60-70K görürüz. Oradan düşer. Belki 30'lara düşeriz. Belki 100'e gideriz. Bunu kimse bilemez. Ama bir düşüş formasyonu varsa, bir kırılan bir yükseliş trendi varsa, o noktada da insanları zararda satmadıysanız zararda değilsiniz diye yönlendirmek bana göre çok yanlış. Çünkü yüz binlerce insan, 50 bin, 100 bin insan sizi takip ediyor. Bu insanların zarar etmesine sebep oluyorsunuz. Bu da hiç hoş bir şey değil. Etkileniyorlar yani. Abi hocam yanınızdaki balina mıdır? Kimdir bu balinalar için? Sen hiç balina tanıdın mı? Yanındaki arkadaş balina değil, benim yakın arkadaşım, taze trader. Kaç, ne kadar oldu başlayalım? 3 ay oldu. Ocak mı? Ocak, Şubat yok, falan. Yok Şubat. Ya. Şubat mı? Şubat ayından beri, Şubat ayından beri trader Umut. Kendisi Ninja ekibinin mutfak şefidir. Kendisi aşçı, ana mesleği. Ama tabii o bizim ofiste bizle başladıktan sonra trader oldu seve seve. Bayağı da kafası basıyor yani. Yıllardır takip ediyor piyasayı ucundan. Çoğu şeye de hakimdi. Bu sene piyasaya girince de çabuk kavradı. Ama birazcık kumarbazlık sorunu var maalesef. Her gün bir tur dolandırılıyor yani. Dolandırılmadan kafamı yastığa koyamıyorum. Bu BTC ne hali, nedir ya? Of. 3 yıl sonra da bir şey yayılıyor BTC. Oo, dolandırılıyoruz şu an. Of. Of 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 of. Bu nedir?
Oğlum, as**tir bu ne? Bakayım longuma bakayım. Bakayım longuma. Oh, cayır cayır işliyor. Short. Oh. Tezos stop oldu. Ah be kankam. Bak şu trend kırıldığı zaman geçmiş olsun. Ya o zaten bir şey yoktu ya. Haber mi geldi? Satoshi'nin kaseti çıkmış beyler. Bira daha açtım bu sayesinde bekliyorum. Litler akıyor ki. Bakayım litlere. Çok kötü çok. Sol bile salıyor. Kanka Bitcoin'in karşısında durabilecek bir baba yiğit ben görmedim. Keşke biraz ekleseydim şortan. Neyse. Şeyler 47.500 seviyelerine gelebiliriz. Bu seviyelere gelirsek dipteki tepkiye bir bakacağım ben. Lik açık değil, onu aç. Ya bu liki nereden açıyoruz? Stats. Aşağıda adır diyor, ha, borsalar. Açık mı lik? Yayındayım arkadaşlar, sizi yalnız bırakmıyorum. TH liquidations. Enabled ha, tamam. Yani artık. Kim likit, kim ne? Açtık açtık. Bunlar mı? Şu kırmızılar bence lik. Aynen ya. Lik yazıyor yazıyor bak. Ha, liquidated long. 194 bin dolarlık olmuş. Abi burası var ya, nasıl yaşayan bir kumarhane ya. Nasıl longluyor bak. Longlayın koçlarım, çıkartın bu BTC'yi. Hadi ya, ben beraber. Piyasa düşerken longlayın adamlara gerçekten çok üzülüyorum ya. Longlayın solde maldayız. Düşen bıçak tutulmaz abi. P-Cycle diye bir tanıdım. Vallahi hiç bilmiyorum P-Cycle falan ya. Shortlamayın bak arkadaşlar, risk. Bitcoin düşebilir ama buradan short açmak, şu bölgeden short açmak, stop seviyesi bak burası. Ya gerçi %2'ymiş ama yine de risk. Ben karışmıyorum, yatırım tavsiyesi, işlem tavsiyesi hiç vermiyorum. Bakın ideal short bölgesi şurasıydı. Yani nasıl coin'i desteğe geldiğinde alıyorsak short'u da dirence geldiğinde açmamız lazım arkadaşlar. Şu bölge iyi short bölgesiydi. Bonus of, abi ne oluyor? Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Bakayım. Kanka yine kârdasın iyi. Kârdayım ya. Kanka. Kârdayım da neler gördük ya burada sana. 50 dolar da azalmaz yani bir kere. Nedir ya? Evet, 519 bin dolar lik. 500K'lar cayır cayır lik oluyorlar. Ya şu ortamda gerçekten beklemek lazım ya. Ses rahatsız ediyor, evet. Bir şey yapalım. Malı dikmiş Bitcoin. Tersten ama. Şu ufaktan müzik mi yapsak arkadan? Müzik ufak açayım ama. Kanka. Kanka birazcık aç, bir afrobeat dinleyelim ya. Açayım abi. Ses terapi gibiydi. Kısık böyle minik. Düşmeye devam ediyoruz. Anne. Serbest. Vay. Ne oluyor? Bir düşürmüşüz mi? Dumpladık Bitcoin'i. Copyright sıkıntısı var mı? Twitch'te hemen söyleyin. Müzik. Yok canım. Var. Müzik için var. Var mı? Kapatıyorum. Var, Allah. Var. Yok, neyse bunu kimse bilmez zaten bu Afrobeat. Var yok. Yok sakın. Açmayalım. Tamam. Tamam. Şey yaptık. Kapattık. Hadi size kolay gelsin. Ben bir uğrayayım dedim. Seni seviyoruz. Var mı pozisyonun? Serbest. Yok, ben full dolardayım ya. Ya sence var mı? Ben full değilim ya. Neo ne yaptı Neo? Gerekeni yapacağız diyor. 78.5. Bende ne var elinde? Bende şey. Sol ve Bitcoin short'u var bende. Spot'ta da Verge ile LTC var. Okay. Ama az yani, %30'a denk geliyor ortalama portföyün. Tamam, sıkıntı yok o zaman. İyi, hadi öpüyorum, bay bay. Hadi bay bay. Neyse, hiç kafa karıştırmayalım müzikte ya. Şöyle. Ya bu nedir ya? Vallahi. Ya of. Yanındayım ya, yanında shortladım kankam ya. Kim kâra geçmiş mi? Oo, sol de kâra geçmiş. Ya bu gidecek daha ya. Öyle mi diyorsun? Hmm. Gidecek mi daha?
Nereye gitsin kankam? Daha bir 50 dolarları zorlayıp öyle düşer diyorum ya. Yani en azından bir yarın sabah görmek istiyorum coin'de. 2 gündür çok gitti. Ama kanka yani... Tamam ne? Açma açma kapat. Değiştir abi grafiği, değiştir abi. Şimdi bu yükseliş mi bekliyoruz Umut? Yani şöyle... yani şöyle düşün. Bir 10 gün önce cake 25 dolardı, tamam mı? Evet. Şu an 31 dolar. Evet. 25 dolardayken yükseliş bekliyor muyduk cake'de? Beklemiyorduk. Hani bak biraz kekin da, RSI'ne bak. Biraz da öyle bak. Bak RSI'ne kekin. Ben hani şu an NP bana diyor. Tamam ben NP de. Açık. Sol'le değil ama. Ya işte bakacağız bilmiyorum. Neyse Bitcoin fena düşüyor. Doların sıcaklığı da yanıp tutuşuyoruz. Sol nereye kadar gelir? Yapma be Masterpiece, şey Trader. Stop mu olmuşsun? Yayın açınca dump oluyor. Ne alakası var? Piyasa düşüş trendinde arkadaşlar. Bu ara hep düşmeye meyilli. Şeyin sayesinde 2 ayda kazandım. Allah razı olsun. Ayla abi kardeşim benim. Ama benim bakın işlemlerime girmeyin. Giriyorsanız da çaktırmayın. Evet abi. Ben burada şimdi canlı yayınlayayım. Kendi portföyümü de yönetiyorum. İşlemlere girip çıkıyorum. Mecbur yapıyorum yani. Sonra başımız yanacak bak. Evet abi. Her sessiz. Risk eşiği farklı abi. Herkesin evet risk eşiği farklı. Freeman bir geldi. Şey yaptı. Bunu... Buruk bu nedir ya bu? Ama hacimli bir düşüş olmadı yalnız. Nasıl daha ne kadar hacimli kardeşim? Ya ne olsun ya. Sıkıntıya girdik ya. Yayınlar... Çok destek var bak. Buralarda var, buralarda var. Ama 43.000 çok leziz bir bölge ya. Ben güveniyorum ya Sole. Nimet Chris, eyvallah kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Evini barkını. Çok var evini barkını alan. Bana var ya o cake dönemi ne mesajlar geldi. Adam emekli olmuş. Kurumsal bir firmada üst düzey yönetici. Porsche alan, Mercedes alan, herkes araba aldı zaten. Moruk kek ya, bak kazıdık ya. Şurada moruk bak. Pancake Reis. Şurada şu tatlılığa bak. Tontişim benim. Hayatım boyunca seveceğim bu kek. Ya ben şu an dolandırılıyorum spot tarafında ve of, çok telefondan dolayı şey yapamıyorum. Spot'ta kekim yok arkadaşlar. Spot'ta sadece Verge ve LTC var biraz. Ama şu an shortlarımız çalışıyor. İlk destek 47.500 arkadaşlar. Böyle ikili dip yaşanması muhtemel ama burası kırılırsa da 46.500'ler olabilir. Coin'e aşık olmuyoruz. Benim Verge'de maliyetim 44 ve sermayemin %15'i falan duruyor yani Verge'de. Ya bir de ben yarın spotumu çıkacaktım dışarı. Satmak zorunda kalabilirim dipten. Hepsini mi çıkacağım? Bu piyasada örnek aldığın insanlar var mı? Vallahi açıkçası yok ya. Eskiden Selcoin'e örnek alırdım ama yeni başladığım dönemlerde. Şimdi biz de kendi çapımızda artık bir şeyler öğrendik diye düşünüyorum. Tabii çok yolumuz var yani. Daha bir bok olduk diyemiyoruz ama en azından birazcık dolandırılmamayı, paramızı korumayı, fırsatları değerlendirmeyi öğreniyoruz diyelim. Bu işin proluğu Excalibur'u tabii ki beğeniyorum evet. En beğendiğim traderlardan biri doğru. Şey yok ama yani hani örnek aldığım bir hesap yok. Senin yolun varsa bir yol. Ya iş tamamen iradede arkadaşlar. Ben bu adamı 2 gündür diyorum ki bak açma işlem. Açma. 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 Yani her gün işlem açmak zorunda değiliz. Her gün trade etmek zorunda değiliz. Piyasa koşulları verimsizse oturup izleyeceksin abi. Excalibur çok nettir. Bende bildirimleri açıktır. Ben çok onun evet. Paylaştığı coin'i lock diye almışımdır. Aynen yani. Bendir. En son Ray'i paylaştığında aldım 8.80'den. Spot'a. Ray'in durumu ortada. Saatlikte RSI şuralara indiği zaman artık bir yukarı yönlü tepki bekleyebiliriz. Short'u kapasak mı bilmiyorum ama yani. Artık bu short'lar kapansın beyler. Yani hala maldayız. Steve falan tanımıyorum ben. 2 ay önce falan yoktu öyle bir adam. Kimdir nedir tanımıyorum o yüzden. Bilmiyoruz.
ordusu var galiba. Karı alayım mı? Dur. Karı al. Ekome hakkında düşüncen var mı? CryptoX'in sert yönlendirmeleri sonucunda aldık bir miktar. Bakmıyoruz. Dolandırıldım orada ben. Biraz dolandırıldık. Ben çektim parayı. Hesapları sormayın arkadaşlar bana. Boş ver. Yabancı sağlam hesaplar vardı eskiden ama şimdi çoğu tırt reklam alıyorlar hep. Kemal abi sizin eğitim setleri hakkında her programda 5 dakikada olsa bilgi verirsiniz. Çok iyi, millet saçma sapan eğitimlere bilgi veriyor. Ben sizin eğitim paketleriyle başladım. Geliştirdim, kazandım. Abonelikleri alabilmek sizin sayenizde. Aslında her şey için çok sağ olun. Böyle bir imkan sunmuşsunuz. Çok önemli bir şey, anlayana ellerinize sağlık. Mikael'cim çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. İyi ki varsın. Yani bizim eğitimlerimizi artık bilmeleri lazım. Çünkü benim profilimde sabitlenmiş olarak duruyor. Burada bakın 20 saatlik eğitimimiz var. 185 farklı ders var. Bitcoin nedirle başlıyor, blockchain nedir anlatıyor, Bitcoin'in blockchain'in kullanımını, neden Bitcoin önemli, spot borsa nedir, margin borsa nedir, bunların kullanımı nasıl oluyor, uzun vade yatırımı, her şey var. Teknik analiz, temel analiz, haber takibi, 20 saatlik içerik var. Bunu zaten biz, çoğunluk kitlemiz öğrenci olduğu için 400'den çıkardık biz bunu ama %50 şey yaptık, indirim yapıyoruz her ay. O fiyatlardan genelde 200 liradan satıyoruz. Para da değil yani. Gerçekten para işi yapılıyor çünkü şurada. Abi bu nedir? Çok kötü. Çok çok kötü. Saat kaç? Berbat. 57. Moruk, ben pozumu kapatırım. Aa, yeni niye? Saatin hayırlı olsun. Kanka yeni saate giriyoruz. Buradan bir tur yukarı tepki yapar gibi. Bir daha sal mısın aşağı? Salsın. Kar cebi yakışır. Kapattık. Alıyorum, kaçıyorum abi. Ben masada evet. Kar bırakmayı sevmiyorum. ETC'nin üstündeki engeller kalkıyor. Bakın. Yukarı doğru çıkıyor. Niye? Kapatın beyler şortları artık. Rica ediyorum ya. Yani rica ediyorum yani. Hani bak. Lütfen. Yarım kapasaydın keşke. Alsın ya. Gaza geldim, kapattım. Evet ya. Ne oldu lan? Marketten falan kapattım bir de ya. Yani bir de çok şey açmak istemedim borsayı. Biraz daha düşecek gibi bu arada beyler. Evet, evet. Gazla kapattım ama çaktırmayın orayı. Neyse, sıkıntı yok ya. %100'ü beğenmiyor. Kapatın kanka şortları lütfen. Ha geldi. Rolling Cool hoş geldin. Şurada 7K kişiyiz. Herkes 125 longas. Hiç hareket ettiremeyiz. Bak. 7000 kişi var mı ya, vay be. Buradan bir tur. Ben size bir söyleme. 47.700'e kadar, 48.700'e kadar yukarı yönlü tepki gelebilir. Neo ne yaptı Neo? Bu arada Neo da yani bak. Bitti Neo beyler. Bir retest bölgesinden bir şey deneyebilirim ben bir daha. İptal olmuş proje. Proje iptal. Dominans ne yaptı şimdi bu düşüşte? Yükseldi mi? Dominans yerinde suya bak. Buradan verdik moruk malı. Bitcoin balonu patladı. Ben FTX için şeyimi vereyim arkadaşlar size. FTX'e kayıt olacak arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Dur şunu verelim. Benim kim o? FTX'e üye olmak isteyen arkadaşlar buradan üye. Modlar şuradaki refi yapıştırsanız da size zahmet ya. %5 indirimlidir. Onu vermeyin, Nightbot'taki serbestsin. Serbestin refine kayıt olmayın. Şeyler bak ya, bu nedir bu, girip duruyor Nightbot. Ne alaka bu? Serbestin refi düşüyor çete. Millet reflink sorarken neden serbestin kişi yapıyor? Tamam dur, buldum. Bak buradan iyi olabilirsiniz. Serbest. Çık buradan. Serbest çık. Çık, adama şey yapalım. Üye olacaksanız arkadaşlar Umut'un refinden üye olabilirsiniz. Benden olun beyler. Benden olup 500K BTC shortlayabilirsiniz. Biz atlıyoruz. BTC salıyor ya. Ben shortumu yani kapattım bir de ya. Neyse. Yeni saat başladı. Yeni muma kırmızı açtık. Hiç şey değil yani. Şuralara kadar gelmesi normal. Çok kötü. Umut abi haricilik tanıyacak seni. %5 refi... Oo. Sen stop etmedin mi?
Buradan dönmesi lazım gerçi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yani çok da düşmedi biliyor musun? Yani çok kırmızı, düşmedi. Evet. Çok düşmedi. %2 düştü bu düşüşe. Sekti şu an buradan bak, çarptı. Hadi lütfen daha seksin artık ya. Ya ben yarın falan bekliyorum yani. Yarın kapatmayı düşünüyorum Soli. Evet. 47.500'den sonra ne yapılmalı? Arkadaşlar 47.500'den sonra çok hoş şeyler olmayabilir yani. Güçlü bir sekiş. Ya buradaki tepkiye bakmak lazım arkadaşlar. Büyük ihtimal yataydaki şu kırılan şeye bir retest gelebilir. Bu bölgeye bir retest gelirse de çıkış fırsatı mı? Yani çıkış fırsatı olabilir, olmayabilir. Ya bu nedir, Crypto Freeman'ı takip et. Ne oluyoruz serbest? Bu nedir yani? İnanılmaz bir insansın ya. Arkadaşlar FTX'e üye değilseniz FTX'e bu linkten üye olabiliyorsunuz kardeşlerim. O linkten ama bak. O link ama öbürü yani değil. Özellikle. Özellikle o link. Freeman'ı yedirmeyiz. 17 gün tam kapanma geliyormuş. Biteriz. Harbi mi? Bittik beyler. Biteriz. Öldük. Hayatımız bitti. Geçmiş olsun. Ya ben şu basket sahası olan yere taşındıktan sonra sıkıntı yok. Her gün çıkıp basket oynayacağım ben. Pandemide. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Spor da yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Abi öldük, bittik, tükendik ya. $70 milyon likidite oldu. Burada şimdi tatsız şeyler yaşanmıştır. O 1 milyon. Sekişteyiz. Ne güzel kapattık short ama be. Peki Sol burada bir tatsızlık yapabilir mi Sol? Hiçbir şey yapmaz. Bir süre yatayda kalır gibi. Yani Sol'ün bu umursamayan tavrı beni biraz... Buluş abi. Neyse. Buluş yani. Bitcoin'e bakalım lan. Ben bunu da abi kapatıyorum. Bereket versin. Oo. Tamam. Shortları kapattım. Tamam, şimdi long'a dönüyoruz beyler. Herkes sol longlasın. Rica ediyorum. Özellikle hatta çok... şu linkten FTX'e kaydolup öyle 500 yer kadar longlarsanız. Çok tepede ya. Çok, çok iyi olur. Aşırı tepede. Abi geçen 50K RTS gelmedi, çat diye düştü aynısını. Yani olabilir ya. Lakşimit diye bir adam gördüm, yayında dediklerini Twitter'da paylaşıyor. Tweet mi atıyor Lakşimit? Ne yazmış? Ne diyor? Ya ip ne ya? Neredesin Lakşimit Kripto? Ya ben tek güvencem olan short'u buradan kapattım yalnız. Birazcık tırsmıyor da değilim ya. Neyse. Yayın izliyor bu arada. FTX en iyi margin borsası benim gözümde arkadaşlar. En iyi margin borsası, evet, net. Yani opsiyon fazlasıyla opsiyon vermesi kullanıcıya. Kullanıcı güzel. Dostu bir borsa. Güzel, arayüzü sade. Yani Binance'da mesela stop atıyorsun. Stop koyduğun zaman yukarıya satış emri koyamıyorsun falan filan. Hiç öyle bir sıkıntıları yok. Yok. Güzel. 44, yani 44K'lara gelirsek gerçekten güzel şeyler olacak. LTC falan ne yaptı ya? Ben ne biraz diyebilirim yukarı ki ya? Ne diyebilirim ki? Ne o da bak tam şu çizgide, neyse. Şu LTC yukarıda olur. Baksana ona da. Aşağıda ya. Ya bu bir türlü LTC için bir rally yapamadı ya LTC. Niye öyle? LTC evet şey kaldı. Yani yapamadı. LTC, o beklenene özel. Şuraya bir alarm kuralım. Yani link 100, falan çok iyiydi. Uni çok iyiydi. 200-200 bu bölgeler şey güçlü destek şey için. LTC için. Bak şuradan kırdı. Moruk bak çizdin, simetrik üçgen yapısı vardı. Destek burada kırıldı. Burada bastın short'u, buraya stop'unu koydun. Riskin %1 civarı. $1000'lık açtın. %1 de stop koydun. $1000'da $10 riskin var senin.
Yani 10 dolar, 20 dolar, şimdi 1000 doların varsa 10-20 dolar kaybetmek problem mi? Değil. Ama onun bir anda 200-300 dolar zararlara girmesi falan çok kötü problem. Yani. Evet abi. Pozisyon yok. Kapattım ben pozisyonları. Benim var pozum. Benim yok. Ben güveniyorum abi. Şu sonra. Şeyi şarjımız dolduğuna göre abi çirkin şeyi kapatıyoruz. Çirkin kamerayı kapatıyoruz. Şunu alalım. Go 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 Şavdi. Aha. Ne oldu? Bir saniye. Kameranın şeyini halledelim. Bir saniye arkadaşlar. Kamerayı ayarlıyorum. Aha. PNL göstermem. Ya bu nedir artık ya? Daha düşme artık. Gel gözüktü mü direkt? Oğlum ben şöyle poz veremiyorum. Çok ben bundan sonra bir şey gösterirken böyle yapacağım ya. Seni ektiriyoruz arkadaşlar. Evet, bir sene evet. Daha idare etsin. Umut da ektiriyor, ben de ektiriyorum. Melik evet. De ektiriyor. Gideceğiz herkes abi. Kel ekipte. Bir saçsız evet. Kel değil de saçsız birey daha şey yani. Ben az yarı kel, az saçlı. Evet. Şu an hiçbir işlemim yok arkadaşlar. Spotta birazcık neon var. Stop olmamış, olmamış. İyi olur abi ektirin diyor. Sağ ol ya. Ofise vallahi hiç kimseyi almıyoruz. Az saçlılara ekmiyorlar abi. Deneyeceğiz. Keller eller, her türlü eller arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet abi. Benzini şelden. Dolu tarafında ama geldi kişine kendine yarı saçlı daha iyi. Kolye satışları. Ya bu biz merch'te dolandırıldık arkadaşlar. Yani. Evet ya. Shop olayında dolandırıldık. Biraz daha gecikmeli gelecek. Sadece çeyin içinde şey yapmak istemiyoruz. Operasyon. Yaz sonu tişörtlerle falan başlayacağız tekrar büyük ihtimal. Bir haftalık PNL gösteremem. Klip alırsınız. Yayılır. Gelirler. Bir sürü insan izliyor. Gelirler. Mavi polis gelir. Kameranın yüksekliğini az daha. Ha tamam. Ayarlıyorum şimdi. Allah rızası için PNL diyor. Yok PNL miyeler? PNL yok. Sigara ödüyorum içince. Niye çekmiyorum içime ya? Motivasyon olacak bizim ya. Az piç değilsiniz ya. Ama var ya. iCryPex'e güven var mı? Yani kurumsal bir yapıda olduklarını biliyorum. Sıkıntılı gözükmüyor bana ama ben BTC Türk dışında yerli borsalara çok şey yapmıyorum. Nedir? Klip almayı kapatabilirsin. Boş verin ya. Bir şey yok lan PNL'de de. Az önce gördüğünüz karın bir haftadır öyle işte. Ha, 7 katı falan. Az önce gördüm. 12 katı falan. Paribu da okey. Paribu BTC Türk zaten en iyi ikisi. PNL ne demek? Ne diyeyim ki? Boş PNL ver. PNL kar. Girme bu işlere boş ver. Neo shortlamıyor muyuz? Kaçtı ya Neo. Yani shortlayacaksan bile geçmedi mi yani, artık? Daha neyini shortlayacaksın abi? Geç. Şuralara gelirse ben daha denenir ama yani. Düşünebilirim. Şu an yani shortlanır mı? Bakalım. Şimdi çünkü bak şu an dipte. Bak neydi kural? Bak bizim stratejimizde yazıyor arkadaşlar. Eğer Bitcoin destekteyse altcoin'lere short, Bitcoin dirençteyse altcoin'lere long açmamak lazım. Evet. Şu an Bitcoin'den şu an bir ikili dip görünümü var. Bak buradaki yapıyı unut. Çık abi bunu bak ikili dip var. Buradan bir yukarı tepki gelebilir. Artık gelmek zorunda yani. Kareyle sıçıyorum arkadaşlar. 47K gelse olur mu? Olur. Gelmese güzel.
Vites'te giderse ufak bir long açmak. Ya ben açmam bir şey. Buradan long buradan düşünülebilirdi aslında. Gerek yok. Yani işte. Ya bu gözlük nedir ya diyor. Ki bir saniye 7350 öyle mi? Ama az tamam tamam abi bir dakika şey değil al %100 yapmıyor. Ben ne açtım az önce ya la ben ha evet. Discord'a Prime'la haber olmuş. Hoş geldin. 4750 stop yetedi. Yok yok. Öyle bir şey değil. Hayır bu, hayır. Bu başka bir konu. Hayır bambaşka bir şey. Bambaşka bu hiç öyle bir şey yapmayın. Değil. Yapmayın. Short girmedim arkadaşlar. Moruk daha ne short. Beyler. Klimax, hoş geldin dostum. Abonelik için teşekkür ediyorum. Güney Kore Devleti ülkedeki 200 kripto para borsasının hiçbirinin lisans olmadığı için başvurup böyle giderse hepsinin Eylül'de kapatılacağını söylemiş. Hayatımız biter beyler. Bakalım hemen. İntihar ederiz kanka. Sırp toplu Twitch'ten. Canlı yayında. Coin Telegraph. Hemen haber kanallarına bakalım. Var mı öyle bir haber yeni gelen? Öyle bir kaynak bir şey? Ama bu büyük bir haber yani. Bu biraz yankı yapardı. Görebiliyor musun sen o sitede? Henüz girmemişler bir şey. Eski mi? Ha eski haber. Bakalım. CCK Ahmet hoş geldin. Teşekkür ediyorum abonelik için. Bu niye double sekiyor? Kripto Emre mi paylaşmış? Kripto Emre paylaşmış. Tamam, bakayım. Boş ver. Kötü haberlerin gelmesi kötü. Evet. Kötü haberlerin gelmesi kötü arkadaşlar. Evet. Bunlar off chart indikatörler abi. Arkadaşlar satmadığımız sürece daha çok girme ihtimali söz konusu. Değiştiriyoruz. Satmadığımız sürece intihar edebiliriz. Şimdi ne yapalım buradan? BTC sekiyor hadi. Sol ne yaptı? Ben solüme bakayım abi. Sen sağına solüne bir bak. Ha, bak tertemiz. 10 dolar daha atar mı Bitcoin? Ben moruk bekleyemeyeceğim. Bana yeterli. Öyle mi? Yüklü. Aaa! Nasıl yani? Tamam bitti. Aaa! Şoktayım şu an. Tamam, ben bir fışt bir şeyler yaptım da arkada. Tel kapandı işlem yok şu an. Nasıl? Tamam daha kapattık ya var ya. Ya var ya süper bunlar ya. Müthişler ya. Ben de kapattım. Bak moruk. 47.900. 40.300. Daha tepesi yok. Tepeden verdik. Yeni sahibine hayırlı olsun. Kronos Time hoş geldin. Yeni sahibine hayırlı olsun. Ninja diye. Abi benim böyle oluyor işte işlemlerim. Ben hiç acımıyorum. Hiç, hiç. 50, 100, 200 yani hiç bakmıyorum. Alıyorum kaçıyor. Alıyorum kaçıyorum. Aynen günün sonunda mutlu ediyor ama. Yolumuzdayız. Soul Nature 06 hoş geldin. PNL diyor. Hiçbir şey yok. İşlemim yok şu an arkadaşlar. GGWP. Ya henüz şey yok. Şu an ikili dip var Bitcoin'de. Ninja'nın kurucusu benim evet. Ama yok.
Baydar abi hoş geldin. Ya harika bir şey ya. Harika bir şey. Kerim Kalender harika bir şey ya. Müthiş. Müthiş. O videoyu şimdi nasıl bulayım ben? Keşke bulabilsem. Lux Smith anket açmış. Bakalım biraz Twitter ne durumda? Ne yapıyorlar? Ankete. Bak Hop Hop çok güzel şortçudur. İyi şort yakalar. Evet. Affetmez. Dolardayım sıcacık. Sıcacık. Rico'ya bak Rico'ya. Rico. Rico Smash House. Neyin grafiği acaba? Birinçmiş. Bak, birinç mi? Desteğini falan da çizmiş. Evet evet çizmiş. Bak mesaj geldi Ninja'dan. Ulan yine YouTube be. Allah'tan var ya Ninja Trenjus'tan haber geldi. Haber geldi. Kerim Kalender'den. Kerim Kalender haber verdi. Bitcoin düşmüyormuş. Elektro bağlama var ya. Yani işin içinde elektro bağlama varsa. Kred ne diyormuş? Bak Kred de bilinen bir hesap. Confluent Resistance, there is stuff to pay attention. Kaç vermiş? Kret 38.000. Bak 38.000 de çok olası bir senaryo arkadaşlar. 38K da olabilir. 38.000'e ölmez miyiz ya? 38.000'e bitmez mi hayatımız? Hayatımız biter abi. Benim dahil biter yani. Biter yani. Şu an beni koruyacak bir şortum. Teter bile düşer abi. Kim abi yandık? Teter yeşili. Ne bekliyorlar? Şu bölgeler de olası bak. Hemen şeyler masaya yatırıldı. Büyük düşüş senaryoları. Düşüş senaryoları masaya yatırıldı. Neo ne yaptı o sıra? Evet. Neo da %100'ü beğenmemiş ya. Neo da %100'ü beğenmemiş. Yani evet bu da şeyde. Ama yani ne yapayım? Beyler. Yok Bitcoin ne durumda bir bakalım tekrar. %100'ü beğenmiyor. %100'ü beğenmiyor. Ne yaptın? %100 altcoin'dayım. Kaynar su döküyorum başımdan işte. Yok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok yok yok. Yani bu tamamen Dead Cat Bounce gibi geliyor. Suyu kaynatmaya başladım. Long bir short bir Kemal abi. Yanındaki işlem beni kopuyor ne yaptın diye. Of ben de Omiler, Bondliler, Zigzag bir sürü coin var sağda solda ufak ufak ya. Hepsi yok oldu. Bunun şeyi ne peki? Piyasa güven vermiyor. Vermiyor vallahi. Vermiyor, vermiyor dostum ya. Twitter'da bir şey paylaşamam. Şu an risk arkadaşlar Bitcoin destekten sekiyor yani şu an. Short riskli ben söyleyeyim şu an. Yani işlem açacak arkadaşlar birazcık ufak miktar açarsanız gerçekten sizin için hayırlı olur. Yani mesela 48.600 falan biraz daha sağlıklı. Tether ile doların arasındaki fark neden çok fazla? Çok fazla Tether'e geçiyorlar çünkü satıyorlar. Onun da sebebi var. BTC günlük arasaya bakalım. Dipler buralar değil Meli. Düşen piyasada RSI 15 günlükte. Düşen piyasada. Şu an düşen piyasadayız çünkü. Tether short yazmış. Gergin. Umut Bontley'i nasıl aldığımızı anlatırmışsın canlı yayında. Ne var yani? Abi anlatıyorum hazırsanız. Şimdi ben bir gün Kemal'e geldim.
bizim bir arkadaşımız daha var, Kaan diye. O da izliyorsa onu da çok seviyoruz. Kaan'la oturuyorlar. Ben geldim eve işte falan filan. Evde böyle bir inanılmaz bir heyecan havası var. Yani böyle bir hani zengin olmamızın son şeyi kalmış ve o tamamlanmış gibi bir hava var. Yani, tamam mı? Yani falan filan ne oldu mu oldu bilmem ne, bir heyecan. Hemen çabuk Gate.io'ya giriyorsun. Gate.io'dan hesap açıyorsun. Para atıyorsun Gate.io'ya. Bontli alıyorsun falan filan. Ondan sonra tamam bilmem ne. Neyse ben aldım abi Bontli'yi. Bir de bunlar almışlar bir iki saat önce. Onlardan da dipte aldım. Yani onları aldıktan sonra da düşmeye devam ediyor coin. Onda neyse abi. Biz aldık bunu, bekliyoruz falan. Ben şilledim bunu Twitter'dan, diyorum ki bak Bontli diye bir şey var. İşte falan Logan Paul. İşte. Ama Logan Paul yani kanka. Ya Logan Paul kim abi? Kanka yani Enes Batur abi adam. Ya Enes Batur nedir kanka abi? Kanka şimdi Enes Batur gelsin desin ki Sol Longline Sol 60 dolara gider. Şimdi Logan Paul'u düşün. Bondly NFT'lerini orada yayınlayacak. NFT Marketplace'i geliyor. Ben bir gaza geldim, aldım. Ama nasıl gazdayız beyler? Böyle bir şey yok ya. Bondly. Hani Bondly'yiz, anladın yani, mı? Geleceğin projesi. Yani Bluetooth gibi bir simgesi var falan, böyle bir logosu var. Diyoruz ki Bontley. Adı bile bir scam yani projenin. Baksana bu. Ya scam değil de logoya işte bak, performans moruk, logoya kötü. Bak. Öyle diyelim, performans kötü. Logoya bir bak ya kanka. Böyle bir şey yok. Neyse. Biz aldık bunu falan, sonra ben cinnet geçirdim, sattım. Zararına 300-400 dolar zarar ettim falan. Sattım abi. Ondan sonra birkaç ay, bir hafta falan geçti. Biz gerizekalı gibi bir daha girdik Bontli'ye. Gaza geldik. Dedik ki bu sefer olacak galiba falan. Abi bayağı bir yürümüş Bontli biz uyurken. Ondan sonra kafamıza çakmışlar malı. Sabah uyandık Bontli berbat falan. Sonra ben biraz daha bekledim. Yine bir cinnetle çıktım. Ben Gate.io'ya bir parça parça toplam 5000 dolar falan para attım abi. 2000, 1000, 1000, 1000 falan gibi. Onları hep böyle o 2000'i mesela 1500 çektim geri. 1000'leri hep 700 aldım falan. Gate.io'da çok dolandırıldık ya. Yani. Gate.io'da çok dolandırıldık. Büyük şerefsizlik ya. Yani gerçekten. Gerçekten. Şifremi unuttum. 4 gün giremiyorum. Bontli düşüyor. Kimlik fotoğrafımla böyle şeyle poz veriyorum. Çin adama cevap atıyorum, cevap vermiyor falan. Çin adamı. Çok kötüydü ya. Çok kötüydü. Evet, yaşandı öyle bir şey. Abi şimdi yani almak zorundasın Emre. Ben bir coin al diyorsam alacaksın abi. Şimdi yani konuşma. Benim Bontli hikayemi de anlatır mısın? Ha tabii, evet ya, şey oldu. Bontli almayan erkekler ofise gelmesin. Erkek değildir. İşte Bontli almayan şerefsizdir gibi söylemlerle bizi Bontli'ye yönlendiren arkadaşlar yanımızda. Ya tabii canım, canı sağ olsun. Sikim Bontli'sini yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Bazen deniyoruz. Bazen oluyor ama işte keyki de buldu yani bu adam. Tavuktan biz kar ettik. Tavuktan sonra satmadık. Ya. Maliyetlere gelince ettik. Sattık biz tavuğu. Tavukta salaklık ben ettik. Ben analizi verirken stopunu falan da verdim. Yani evet, 2x gören coin'e 2x düştükten sonra satmadıysanız da yani Excalibur haklı demişler. Excalibur haksız olabilir mi ya? 8K çatır diyor. Bak Erhan Nal da iyidir ha. Tecrübelidir bak. Evet, çok yakışıklı. Tecrübesine güvendiğimiz hesaplar. Bunlar önemli. Can hala tavuk. Hala tavuk de Can. Ama çok düştü biliyor musun? What happened in March? FTX keşfetti. Aynen, ben de Mart'ta açtım yani FTX hesabımı. Harbiden. Ninja Ocak 2020'de kuruldu bu arada. Le Public iyidir. İyi niyetli bir arkadaşımızdır. Bak Ambesa E-Trader global hesaplardan. Kret, George. Bunlar Global'in önemli hesapları. Evet ya, Global'de de bir fikir sahibi olmak gerekiyordu. Var Global'den de birkaç hesap. Kaleo var, o da iyi. Evet. Excalibur şeyi yazmıştı. TFX Kret var. Yapma herhalde bir şey. Wolf. Bu Wolf of Wall Street'te şey
Bitcoin 3000'e düşerken exit all crypto market dedi, bir paniğe sürükledi milleti, bir dipten sattırdı, kariyerini orada bitirdi. Ya biz globaldeyiz arkadaşlar, bütün dünya üzerinde Ninja Traders gibi kurumsal yapıya gelmiş, kalabalık ekibi olan, istihdamı olan başka bir topluluk yok. Bu da bizim gururumuz. Bir sürü Telegram grubumuz var. Ninja News, dünyanın haberleri ilk çıkıyor. Kerim Kalender alıyor onları. Ninja Alts var. Her türlü temel teknik veriyi paylaşıyoruz. Temel analiz ekibimizden Fırat var. Önemli haberleri sizlerle paylaşıyor. Ninja Traders Margin grubu var. Cayır cayır 8 tane analist margin post paylaşıyor. Eğitimimiz var. Yani biz yapıyoruz abi bir şeyler. Bu saatten sonra yani. Neyse. Bu şeyi de... Öf öf öf. Ya bütün köylü ülkeler toplanmış. Dördüncü sıradayız. Gururlar. Nijerya, Vietnam, Filipin. Nerede yamyam var? Oradayız. Tebrik ediyorum ülkemizi. Kolay para umudu. Ekonomik ve sosyolojik finansal sıkıntılar. Depresyon. Siyasi kurtarma. Problemler. Evet. Neo çalışmış mı? Masadayız yazmış. Masadayız. Biz Filipinler, Nijerya. Oturuyoruz neredeyiz? Vietnam ben. Vietnam kadar üreten zengin bir ülke var mı? Yok kardeşim, yok. Vietnam bu konuda bir dünya markası. Üretiyorlar Nike tişörtleri yarım dolara. Gerçekten müthiş bir endüstri. Jacuzzi'de kaynarsız oyladığı duş alıyorum. Abi BTC longladım. Bravo kardeşim. BTC bakalım bu desteği tutunamayacak gibi gözüküyor. Umut yapma kankam. Korona bittikten sonra arkadaşlar yurt dışındayız ya. Ülke ülke gezeceğiz. Haziran ayında da Bodrum'da olacağız tatilde. Orada da bütün ekipmanlarımızı getiriyoruz. Yayınlarımızı oradan da devam edeceğiz. Yani dünyanın her yerinde, nerede olursak olalım, biz yayınımızı yapacağız, trade'imizi edeceğiz. Çok şükür ki global her yerde yapabileceğimiz bir işimiz var. Bir sırt çantasıyla her yerde yaşarız. Hattub yayına olur, o da olur. Evet abi, bu Vietnam duyarı nedir ya şeydeki, chat'teki? Yok, Vietnam iyi ülke bu arada. Aynen, süper. Egemen Kurt, hoş geldin. Ben de çok severim Vietnam'ı. Toplu bir buluşma pandemiden sonra olabilir. Abi şimdi yani 30 erkekle toplanmayalım. Hani güzel kızlar gelecekse buluşalım da. Beyler yani. Hani sabah uyanıyorum, Twitter'ı açıyorum. 100 kişi takip etmiş. Hamza, Yusuf. Yani tamam, hepinizi seviyorum ama yani. Hani, ama yani. Ya bu Tugay Karargah bölüğü şeyin havasından da çıkmak lazım ya. Vallahi. Bana günde 500'ün üzerinde mesaj geliyor. Bende de 488 falan. Ya nedir ya gerçekten? Sabah gözümü açıyorum. Hamza mesaj atmış. Abi ne yapacağız? Abi ne yapacağız? He, battık abi. Ya Hamzacığım yani. Hani bir Melisa yazsa falan. Fena olmaz yani. Umut, sen arabayı aldın mı? Kanka arabayı alamadım. Araba götüme girdi benim. Geçen hafta ben bir 10 bin dolar para kaybettim. Strateji değiştirmeye karar verdim. Bir süre araba almayacağım. Ya arabam var zaten. Hani o arabayla devam edeceğim bir süre. Öyle yani. Alacağız ama alacağız. Alacağız evet. Fake hesaptan yazsam coin verir misin abi? Gerçek hesaptan yaz, ben vereceğim sana coin. Fake'ten vermiyorum. Kemal, sizi seviyorum ben ya. Arabamı alıyorum haftaya. Para da kalıyor kenarda. Keyifler tıkır. Abi süper. Maşallah ya. Süper. Süper. Ne alacaksın kanka? Çok merak ettim. Yazarsan okuyacağım. En temizi, en temizi. Abi efendi gibi bekleyeceksin ya. Gerçekten. Alayı hikaye. Efendi gibi bekleyeceksin. Audi abi süper abi. Nadir. Piyasa fırsat verdikçe işlem yapacaksın. Görkaş, hoş geldin. Abi Neo desteğe koyunlar geliyor. Short'a bak. Short yok abi. Neo desteğe geliyorsa long açılır. Short evet. Açılmaz. Dirence geldiğinde short açılır. Yani. Ya da önemli destekler, mesela trend desteği gibi önemli destekler kırıldığında açılır. Bak şimdi, ha buyur Efe'cim. Efe takip etmiş. Teşekkürler Efe. Sağ ol. Can ET'ye vermiş. Can ET'ye vermiş. Can veriyor, bir şeyler veriyor Can. Devamlı veriyor. Abi Sayanon'dayız, attım Topaş alın. O benim galiba. Beni dinlediysen olabilir abi. Geçen videoda bahsettiğin cüzdanı kaybeden arkadaş şu an yanındaki mi? O da ona dahil aslında ama başka bir arkadaş var. O daha fena. Yok ya, ben büyük düşüşlerden saçma bir şekilde
Sıyrık almadan kurtuldum. Ama kendi salaklığıma ortada hiçbir şey yokken aptal aptal poz açtı. Sabah 8'de uyanıp poz açıp geri uyudum. Ya bir de sinirleniyorum. Mesela şimdi long pozisyonum stop oluyor, diyorum ki short abi şu an. Bu stop sefer... oluyor. Stop oluyor, bir de bir daha giriyor stop olduğu yere. Bu sefer diyorum ki tepeden işte shortladık falan, dipten shortladık. Verge Chaco normal düştü. Çok düştü kanka, çok. Biliyorum 39 falan oldu. Şu an Verge BTC paritesinde trend desteğinde. Buradan 8'in lütfen ya. Abi evet ya. 6 ay tutacağım ben Verge'ü. Kendime öyle bir şey koydum. Ben ne yapalım ya? Yayın mayın. Gece gündüz para peşinde. North Face ceketim de büyük deste. 58K'dan sonraki düşüşe çok benziyor grafik olarak. Bakar mısın hangisi? 5000 ile başlayıp araba alacak noktaya gelen var mı? Ben 10.000 TL ile başladım. Ya daha doğrusu ben 80.000 TL ile başladım. Önce bütün paramı kaybettim. 10.000 liram kaldı. Sonra gidip tıpış tıpış 1500 lira maaşla işe girdim 2017'de. Şimdi biniyoruz işte güzel bir şeylere. Mesaja bak ya. Selamünaleyküm abi, çaktırmadan coin önersene. Kerem Karabaş şimdi mesaj attı. Çaktırıyorum Kerem. Sol long diyoruz beyler. Yok yok. Yok, longlamayın abi bir şey ama. Long yok. Düşen bıçak tutulmaz arkadaşlar. Şu an bıçak kadar keskin Bitcoin. Abi bana biner misin? Berk olmaz. Yani Berk'cim. Hani. Piston aşağı. Spot işlemim var ama büyük ihtimal stop oldu ya da olmak üzere. İstanbul borsaya girmeyi. Yok. Ya orası biraz yavaş kalıyor. Burası evet, vahşi abi. Batı gibi abi. Evet abi. Yani buradaki hıza alıştıktan sonra başka borsada da bir şey durumu olur bence. Drevano Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Drevano. Ripple yok oldu. Sende tam pavyoncu tipi var. Ya aman. Ya evet, onu gizleyemedik maalesef. Vlog da ortaya çıktı. Maserati gördük kral. Yok yok, şey yok. Yok Maserati değil. Neyin? Mazda. Mazda. Umut Twitter adresin nedir? Yani. Umut AK47 Shouty. Umut'un Twitter'ına atıyorum abi. Atıyorlar beyler. Atıyorum. Ya Umut'un... ne olur güzel kız varsa takip etsin ya beyler. Gözünüzü seveyim. Gözünüzü beğenmiyor. Plantus 7786. Hoş geldin sen de dostum. Kiralık bu, kiralık. Bak ya. Freeman Twitter'dan takip. Freeman tayfası şey yapmaya, manipüle etmeye devam ediyor yayını. Her sabda gülüyorum. Valla biz de gülüyoruz ya. İkili dip yapsın. Valla ikili dip yapma ihtimalimiz mevcut. Ama bu senaryo, bu destek kırılırsa... Ya ben bu piyasada öğrendiğim arkadaşlar, bu piyasanın inişinin de çıkışının da sonu yok. Öyle söyleyeyim. Evet abi. İnişinin de çıkışının da ucu bucağı yok. Yani %50 de düşer, %50 de yürür. Kırdıkça gülüyorsunuz. Ya gülüyoruz çünkü... Şimdi komik bir sohbet yapıyoruz burada, eğleniyoruz. Yani, bir de pozisyonlarımız düşüş yönlü. Yani şu an piyasanın düşmesinden para kazanıyoruz biz. Dolandırılıyoruz evet abi. Yok, seni evlendirelim yoksa bizi... Neden altcoin'lerden çıkmadın diye soruyorlar. Arkadaşlar benim elimdeki altcoin sayısı %30. Yani... cüzdanımdaki paranın %30'u altcoin'lerde. Onun da %15'i falan stop olmuştur büyük ihtimal. Full dolarda stop. Ve maliyetlerim çok düşük yerden geliyor. Punky Banky. Şimdi şöyle açıklayayım. Kemal hocam, bazılarımız seni yeni takip etmeye başladı. Senin gibi yüksek takipçi olan kişiler coin paylaşımında pump gelebiliyor. Coin düşüncelerini ilk olarak hangi platformda yayınlıyorsun? Ben çok sık coin paylaşmıyorum. Benim kripto para ekosistemindeki kimliğim biraz daha içerik üretmeye dayalı. Eğitim, analiz de veriyorum elbet ama insanlar benim çok pump gibi bir algım, kaygım, ihtiyacım olmadığını bildiği için dalmıyorlar benim paylaştığım coin'lere. Çünkü ben zamanında pumpladığı zaman hep uyarı geçiriyorum. Bakın, ben o coin'i paylaştığım an fiyat yükselmemişse beğeniyorsanız alabilirsiniz. Yani asla al sat yok, kimseye tavsiye vermiyoruz. Ben beğendiğim işlemleri paylaşıyorum. Ya NinjaAlt Telegram'ından ya Twitter'dan kullanıcıya da söylüyoruz. Yani coin eğer biraz zıpladıysa almayın. Çünkü orada fitil kalıp yukarıdan alma ihtimaliniz var. Ama çok şükür ki benim paylaşımlarım %3 falan gidiyor. Öyle çok bir pump etkisi olmuyor.
Twitter'dan bildirimleri açarsanız şey yapabilirsiniz. Ümit mesaj atmış. Coin istiyoruz kanka. Ümit sevgiler buradan. Bu mükemmel dövmelerin sahibi sanatçımız. Kankamız seni çok seviyoruz. Dolandırıldık. Oh kırıyor destek. Allah. Açalım mı şeyi? Dolandırıcılık sitesini açalım mı? Hangi ocaklar sürüyor? Buradan bu arada saat kaç? Ya arkadaşlar umarım yayını izleyen arkadaşlar dolardadır, kazanıyordur falandır filandır. Bu bugün benim için bayağı bir verimli geçti ya. Ben hep söylüyorum abi, ben ayı traderıyım. Ben boğa traderı değilim. Güzel, cayır cayır. Sol var ya. Maşallah var ya. Bu destek önemli. Eğer bu saatliği bu destek üzerinde kapatırsak bir umut diyeceğim ama piyasa çok 46-200'ler gözüküyor sanki arkadaşlar. Sabah yani. Öyle uyanacağız gibi değil mi? Sabaha da kalmayacak gibi. Saat 12.30 oldu. Gün kapanış, haftalık kapanış da var bugün. Haftalık kapanış da var bugün. Beklemek lazım yani. Evet. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Peki Telegram'da neler oluyor? Yanındaki cücüle benzemiyor. Ya siktir lan Yusuf. Allah Allah. Bak yine Yusuflar bizi bitirdi ya. Evet. Sol için alım bölgesi var mı? Ben 29 dolar olursa alırım solü. 30 dolar büyük desteği. Haftalık 3'te Kerem, evet onu bekliyoruz biz de. 24 saat yayın. Oğlum hayatsız mıyım ben 24 saat yayın yapayım ya? Ne yaptınız? Ya bana deseler ki 24 saat ayakta kal, sana 5000 dolar vereceğiz. Vallahi kalmam ayakta, yatar uyurum. Yanındaki abi dolandırıcıya benziyor. Ne zaman borsa açar kayıt olalım. Kanka sana dolandırıcı diyorlar. Niye öyle oldu ya? Kanka şöyle yapıyorsunuz. Ben size Tether linkimi gönderiyorum. Siz parayı yolluyorsunuz. İki katını yolluyor. 6 ay sonra açacağım ben borsayı. Para yollayanlara da Solana hediye ediyorum abi. Beş bin lira vampir olurum. Grafiklere logaritmik veya lineer olarak bakmanın farkı nedir? Logaritmik uzun vadede biraz daha oturaklı çalışıyor diye biliyorum ben. Ama ben lineer alıştım. Lineer seviyorum. Dolayısıyla öyle kullanıyorum. Tether longladım. Dolar 8.45. Peki benim bu sözleri kesip YouTube'a dolandırıcı diye atmam şantaj. Bodrum'da bekleriz arkadaşlar. Denk gelirsek beni yolda... Bodrum'da yakalayacağım. Arkadaşlar size bir tüyo. Beni izleyen yakın çevremde varsa buradan arkadaşlarımız, takipçilerimiz, akrabalarımız, liseden arkadaşlarımız, zamanında araba sattığımız insanlar, işte ya da efendim yolda numaramı eskaz almış arkadaşlar. Beni yolda görürseniz tutun kolumdan, çevirin, sohbet edelim, hiç sıkıntı yok. Beni telefonla aramadığınız sürece okeyim her şeye. Beni sadece telefonla aramayın arkadaşlar. Bak yazmış Ayvaz. Beni aramadığınız sürece size her zaman aramayın sıcak abi ve dost yaklaşacağım ama o telefon çaldığı zaman asla samimiyet kurma ihtimalimiz yok. Benim telefona fobim var arkadaşlar. Telefon çaldığı zaman ben çok geriliyorum. Ve bu gerçek evet. Yani bu mesleki bir travma oldu bende. Evet. Çok gece yarıları böyle ansızın telefonlarım çaldı. Kemal Uyan battın. Sabaha karşı telefonlar çalıyor, bitmişiz falan. Dolayısıyla da bu telefon gelme olayı beni çok strese sokuyor. Bir de şimdi bu şekil grafik izliyorum. Chart'a odaklanmışım. Bir yandan Telegram'da 500 kişi, WhatsApp'ta 10 kişi, kendi ekibimle konuşuyorum. Biri aradığı zaman beni kilitliyor abi. O an ona odaklanmak zorunda değil mi? Bana daral geliyor. Evet. Bir de çok abuk subuk insanlar aradığı için telefon olayı bende bir fobiye dönüştü. Biri aradığı zaman diyorum kardeşim ben telefon kullanmıyorum. Mesaj olarak yazarsan yardımcı olayım. Yani günde 12 saat falan görüşüyoruz arkadaşlar. Ben ararken geriliyorum. Sessizde zaten. Benim telefonum sessizde olamaz hiçbir şekilde. Hep sessizde. Ararken geriliyorum. Bu arada 100 dolar gönderene Kripto Kemal'i telefon numarasını da paylaşırım yani bu. Bunu da söyleyeyim. Ninja öğrenci bursu aylık kaç para? Aylık 1000 lira bir burs veriyoruz sanırım. 10 kişi 10 bin lira aylık bursumuz var. 2021 sonu hedefimiz de 100 öğrenciye burs vermek olursa. Açmıyor abi ne işimiz verecek. Umut abi diyor. Açmıyorum, istiyorsanız verin 100 dolarınızı. 200 dolara ev adresi. Yarın verelim, taşınacağım çünkü. Camurta Prime'la abone olmuş, hoş geldin dostum.
İşlem yok bu ara. Dönüyor mu piyasa, ne oluyor? Bu mum kapanışını bekleyelim. Ondan sonra bakalım. Yavaştan belki kaçacağız. Burası da sarıyor ya. Twitch güzel değil evet mi? Evet ya. Ne kadardır yayındasın sen? Kanka 2 saattir, 2,5 saattir yayındayım. Ciddi misin ya? Aynen. Ve hiç şey yani yok değil mi yani? Twitch böyle ha. Normalin neyse. Normalin aynısının neyse. Aynısının yayını yani. Aynen. Oh. 20 izlendiğim, 50 izlendiğim yayın günlere nispet olsun. Kapatmıyorum olsun. Yayınız. 7500 izleyiciye. Ben hep yaparım durun abi. Durun, sabaha kadar buradayız hadi. Hadi. Ya piyasa böyle gitsin ben otururum yani. Çünkü ben şu an para kazanıyorum. Piyasa bana imkan veriyor. Aynen. Ben de yanımdayım, o yüzden kazanıyorum şu an. Her gün açamam ama bu kanalda bol bol yayın olacak arkadaşlar. 20 kişiyle Night yayını dönüyordu burada. Vallahi Akif ya. Ne günlerdi var ya, 50 kişi oluyordu. Ferit bana iki kere host attı. Ben hayatımda o kadar sevinmemişimdir. Umut abi de yancılık yapıyor. Oğlum böyle güzel yancılık mühendis, olabilir mi hoş ya? Geldin. Dünyanın en iyi yancılığını yapıyorum. Oo. Oo, bitti hayatımız, bitti beyler. Beyler hayatımız bitti. Şuradan bakayım dur. Aa ha güzel. Topladım. Oo, ne oluyor? Anıl Evci 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Servisçim teşekkür ediyorum hayatım. Abone verenlerin çok olsun. Koca yürekli, cömert kankam Serbest. Oh, hayvan sever, olsun ya. Yardımsever kankam. Bak şu an mesela ben hiç para kazanmayayım, hatta para kaybedeyim hiç önemli değil. Ama ben günlerdir dolardayım diye konuştum ya. Onun tadı keyfi çok başka. Gerçekten şimdi var ya, respect artı GTA'da. Onu kazandık ya, şükürler olsun. Gerisi hiç önemli değil. %100 beğenmeyenlere inat. 5BC şikayesi. Vay, YouTube'da var arkadaşlar ya. Kaynar suda duş aldım adlı video. Yazın abi. BC. Ben bu arada iki kere patladım. İkisi de BCH'den. Birinde coin 5x yapmıştı. Ben bu coin'i atıyorum $100'dan aldım. Tamam mı? $90'a düştü. $102'a gelince korkarak sattık bunu. O zamanlar civciv bir topluluğun içerisindeydim ben. Bir Slash kanalı vardı. Slack kanalı. 50 tane mal, ben de dahil, hiçbir şey bilmiyoruz. Hiç kimse bir boktan anlamıyor ama yani hep yükseliyor alıyoruz, düşüyor satıyoruz. Her yaptığımız yanlış. Öyle bir ekip düşün. Bitcoin Cash çıktı o zamanlar. Bitcoin'in forku oldu. Bitcoin'in fiyatı falan bayağı düştü panikle. Ulan bu 102'ye geldi. Panikle sattık, tamam mı? Çocuklar 102 galiba... dolar mıydı BCH? Örnek veriyorum. Fiyata o civarlar. Fiyata Bitcoin bak. $2'dı. Bir daha görür müyüz kanka o fiyatları? Mümkün değil değil mi? Yani çok büyük bir ayıdan kanka, bile geçsek. Çok büyük bir ayıdan bile geçsek zor artık ya. Çünkü bu sefer artık... Artık oturdu fiyatlar. Oturdu ama... Hacimler büyüdü. Bitcoin'de mesela 20K görebiliriz. 20K görür mü? Kanka 2017'deki gibi bir ayı yaşanırsa neden olmasın? 20K pek hala gözükür. Yani sanki bana hep böyle 35'in altına inmez gibi geliyor. Ölse batsa. Hiç düşmez dediğimiz yerlere düştü. Hiç çıkmaz dediğimiz yerlere çıktı bu. Yani 20K benim için şeydir. 2017'de, 2018'de dip 6K'ydı. Hatta 3K'ydı en nihai dip. Her trader bilirdi ki 3K'nın artık çok mutlak dönüş noktası. 20K'da artık yeni 3K olabilir benim için. Umut abi 31 devam ki. Hoş geldin kardeşim. Zirve belli olsun. Zirveden %80 düşüşü hesaplayıp buluruz. Ha, öyle mi abone olmuş? Umut abi 31 devam kediye abone mi olmuş çocuk? Aynen. Muz Berk Prime Lover olmuş. Sapık mısınız oğlum? Yani Twitch'ler acayip. Şimdi yani Twitch'te çocuğun Umut abi 31 diye nicki mi var yani? Vay be. Aynen kanka. Değişik. Poza bakalım. Kapat. Az kar ettik buradan yani. Az mı? Az kanka ya. Beyler az de... Ama yani kanka... Kanka az dediği rakama yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Tweet süper abi. Ben bu izleyiciye seve seve hiç yorulmadan her zaman yayın yaparım arkadaşlar. Yani pandemi açıldıktan sonra beni zor bulursunuz ama söyleyeyim, biraz kazandıklarımızı yememiz lazım. Abi yurt dışına çıkacağız. Az dediği rakamı çok... Yok lan, ne yaptın? Yok lan. 7 asgari ücret. Arda Çiçek Prime'la abone olmuş. Hoş geldin.
İstersen Ninja Traders baskılı tişörtler yapalım. Altı teşokman gibi seveniz çok daha böyle düşünce olur mu? Biz bunun girişimine başladık ama dolandırıldık. Aynısını yaşadık yani. Aynısını. Büyük ihtimal çalışacağımız birisi var ama yaz sonu bir merch işine gireceğiz. Çünkü e-ticaret altyapımızı aldık. Paraları ödedik falan. Sadece üretmesi kaldı. O aşamada tekrar iletişimde oluruz diye düşünüyorum. Abi ne sürekli dolandırılıyorsun? Yapımız böyle kardeşim, ne yapalım? Böyle yaratıldık. Alnımız açık. Burada dolandırılıyoruz. Ninja Traders basket şortu. Ninja Traders formaları falan yapacağım ben ya. Çok istiyorum. Biraz salmış. Salmış. $7.5K cidden güzel izleyici ya. Evet abi. Şaka maka Twitch'te. Arkadaşlar coin çıkartmayız. O coin ayı geldiğinde battığı zaman, yani her şey düştüğü zaman fiyatlar, o zaman bizim üzerimize çullanırlar. Evet abi. Benim çok parada gözüm yok. Onun için böyle vurgun tarzı şeyler benden çıkmaz arkadaşlar. Vur kaç daha çok. Vurgun değil mi? Anlos'u geçeceğiz dedi. Anlos'ta ben yan bölümdeydi benim. Biz birlikte bedelli askerlik yaptık. Yan bölümde şeydi. Askerlik yapıyordu. Kütahya'da. Kanka tam buzdursun. 57K'dan şort açmıştım. Ne yapmış çocuk? Çocuğu bayağı linçlemişler ya. Neyse gözükmüyor. Hala bekletiyorum. %90 dolardayım. Ayrıca sayın dostum. Eyvallah Samet, helal olsun. Aras Bulut'la fotoda var. Yok işte, Aras Bulut bizim yan bölümümüzdeydi. Onlar yan yanaydı aynen. Aras Bulut, Anlos, onlar takılıyordu. Aha Bitcoin ne yapıyorsun? Sen adam Aras Bulut'la Anlos'la askerlik yapmış. Benim askerliğimi görseniz var ya. Batmanlı çocuklarla. Ben uzun dönem yaptım. Ben Kerem. Ben böhtüm şeyde, askerde. Bedelli özel harekat. Ben askerlik 12 aya düştü diye gittim sevinerek. Ondan sonra 14,5 ay yaptım, geri geldim. Bir şey değişmedi yani. Orada da dolandırıldım kanka. Askerde de dolandırıldım. Kral harbiden nakit konusunda ısrarın sayesinde bayağı büyük sıkıntıdan kurtuldum. Ben en istikrarlı seni gördüm nakitte kalma konusunda uyaran. Pumpkin hoş geldin dostum. Prime'la abone olduğun için teşekkürler. İstikrar konusuna gelince arkadaşlar, şu şöyle bir grafikte burada moruk, bakkalından çakkalına, sanayideki ustasından mühendisine, öğretmeninden herkes bu bölgede Bitcoin aldı. Evet. Ondan sonra inanılmaz bir ilgi. O sıra benim takipçi yeni artıyor, böyle kripto kemal 30K takipçi falan diyoruz. Ne biçim bir hayat, fenomen olduk falan. Abi jack bir verdiler bizim elimize. Hep dönüş umutları. Bugün yaşadığımız fiyat hareketlerinin her mumunu bakın. Ben şuradan beri, da buradan da değil, daha da eski yani. Ya ben şuradan bak, Binance grafiğinin başladığı yerden beri her mum hareketini izledim. Her mum hareketinde ekran başındaydım. Dolayısıyla da borsada bazı şeyler gerçek, tarih tekerrür ediyor. Geçmişte yaşanan şeyleri bugün tekrarlarının sinyalini aldığım için de ben şu yapı bozulduğu an şuradaki ilk düşüş formasyonu yakalandı. Ben çıktım geçtim dolara. Bir sezon hoş geldin. Hoş gelmedin bir sezon. Gelme. Ayı sezonu gelme. Düzeltme yapalım onu. Yok. Düzeltme olsun. Yok bir yok. Henüz bu arada çok devasa bir hacim şeyi yok düşüşte. Ayı geldi diyemeyiz. Heimdall SG hoş geldin. Kaan 45 hoş geldin. Prime'la abone olduğunuz için sağ olun. Arkadaşlar şu an yani Fena değil. Ya yani şu an işlem konuşmayalım çünkü işlem açılacak bir fiyat bölgesinde evet. Değiliz. Artık sevmiyor musun Paradotor? Ne Paradotor'u? Paradotor gelmiş abi yayınladın. Nasıl Paradotor gelmişler? Yayına mı gelmiş? İstanbul'a yayına geldi ya. Aa. Maldivler'den. Bakayım. Hala hala. TFBX'de hiç. %128 pound. Hype train devam. Bu hype train nedir ben çok bilmiyorum ama güzel bir şey herhalde. Solana'ya baksana. Daha neyine bakalım?
4. Vallahi taş gibi biliyor musun? Videomuzu beğenmiyor. Kaan Kızıl Ağal gelmiş. Hoş geldin Kaan'cığım. Teşekkür ediyorum. Sol vallahi çok iyi. Moruk sol. Yani Solana anladın mı? Kanal için çok iyi yaptın. Umarım iyidir. Yani uğraşıyoruz bakalım. %100'ü beğenmiyor. Helmbot gelmiş. Holt gelmiş. Hoş gelmiş. BTC düşünce nasıl artıyor bu? Abi işte Solana diyorum. İnanmıyorsunuz kanka. BTC'de fitil kalmış ya. Yani evet bu fitil birazcık. Can sıktı. Evet. Neyse kapasak bir şey. Galiba ekleyelim bakalım. Mum kapanışını izleyelim. Ona göre karar verelim. Yani bir aşamadan sonra da şöyle de bir durum var. Mesela short bakıyoruz ya da coinleri satma eğilimindeyiz ya fark etmez. Düşüş beklentisiyle hareket ettiğimiz zaman fiyat diplere indikçe short ve satış iştahımız azalmalı. Yani mesela şu bölgeye girdikten sonra yani şu bölgelere gelirsek short bakmak falan birazcık sıkıntılı hale gelebilir. Gene fiyat yükselirken de tepe bölgelere yaklaştığımızda da misal şu bölgelerdeyiz, buralardaysak, şuralardaysak long iştahımız azalmalı. Yani şu bölgelerde falan artık fiyatın doygunluğa aşağı ya da yukarı erişme ihtimalini düşünerek işlemlerimize dikkat etmemiz lazım. 43K gelirse çok şenlik olacak arkadaşlar. Evet. Çünkü benim parayı da yemişim. Her gün her yayında da söylediğim evet. 43 bin dolar gibi seviye benim için alım bölgesi. 43 bin dolar seviyesine gelirsek ben oradan 41 bin dolar stoplu güzel bir alım yaparım. Hani stop kısmı bir tık aşağı çekilebilir, duruma göre bakılabilir. Bu kadar düşüşün ardından marketin %20-%30 bir bounce vermesini evet. bekliyorum. Hangi coin'i alırız o noktada? Hadi gelin canlı canlı bakalım. Şimdi benim birinci takip ettiğim coin bu tarz durumlarda Chiliz arkadaşlar. Çünkü güzel oluyor. Alıcısı çok fazla Chiliz'in. Çok fazla yatırımcısı var. Fiyat düştükten sonra da çok iyi bir performans göstermiş bir coin olduğu için. Bakın hep söylüyorum. Çok iyi. Paradotor'un Instagram storiesine baksana. Benim telefonum kilitli. Paradotor'un Instagram storiesi. Biri yazmış merak ettim. Çok yükselmiş, çok iyi performans göstermiş coinlerin tercih ediyorum. Yani Cake, Chiliz bunlar mesela çok iyi performans gösterdi ama Cake şu an yukarıda. Ama Chiliz atıyorum şu bölgelere inerse bunda da nihai bir bölge belirlemek güç ama şu fiyat aralığı olabilir 240 civar mesela. Buralara gelirse Twitter'mış. Twitter storiesiymiş. Ya merak inşallah boş bir şey için baktım. Evet ya gerçekten. Bak, yayıncı adama çok zor şuna bak buna bak insan merak ediyor. Verge düşünebilirim. O seviyelere geldiğinde ekleme yapabilirim. Hololar molalar bunlar ne oldu? Ben buna buradan short açtım holo şeye ya. Hota zamanında. BTC'nin 41 olmasına göre stop atamazsın. Ama BTC 41'e de geldiğinde atıyorum fiyat buradadır. 41'e geldiğinde de %3 vardır mesela. %3 aşağı stop atarsın ya da manuel. Dark background yok abi. Chartları ben beyaz bakmayı seviyorum. Benim de gözüm kanıyor. Haklısınız. Bazen. Ama yapacak bir şey yok. Çok düşen coinlere bakalım bu listede. Neler var? Doji'yi düşmüş. Bu arada Ferdi yayını izliyor mu acaba benim arkadaşım? Bugün her şeyi sattı o. Umarım geri almamıştır. Böyle çok dipten satıp tepeden almaya meyilli bir dostumuz. Hot. Hot falan. Bunların performansı çok kötü ya. Abi gelen mesaja bak. Ya ben seni PP'den bayağı yakışıklı sandıydım. Şimdi Twitch'ten baktım daha yakışıklıymışsın. Mesajı yollayan okuyorum. Mesajı yollayan kim biliyor musun? Mustafa. Yani ne diyeyim var ki? Oğlum? Ne? Sağ olsun adam. Sağ ol güzel. Mustafa bu arada. Bize o da gelmiyor. Varsa yoksa kel. Çok kötü. Çok kötü. Erişen 21 Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Sefalar getirdin dostum. Cake Farm'ına devam etmiyorum. Cake'i ben bozdum bazı densiz arkadaşlar yüzünden ya. 43'ten 15x girmeyi düşünüyorum. Yani dediğim gibi ben karışmam. Kim ne yapıyorsa yapsın. Şimdi 200 dolar %100'ü beğenmiyor.
önemsiz bir paradır. Kumar oyna. Yani şimdi o kadar ufak $100-200 paralarla da kimseye 10x 15x kaldıraç kullanma diyemiyorum. Ama 15x'in üzeri kaldıraç ölümcüldür arkadaşlar. Yani biz margin trade'i inanın 3x'i geçmiyoruz hiçbir şekilde. Ya ben istesem de geçemiyorum çünkü. Bu muydu yani? Ya buna neden bak dediniz abi? Ya Paradotor'un PlayStation Stories'ine neden baktırdınız bize? coin paylaşmayacağım arkadaşlar bir süre ben ya. Yani çok güvendiğim bir şey olduğunda girerim. Çünkü ben Ripple'ı düşüş öncesi paylaştım ve o bana çok büyük dert oldu çok ya. Çok kötü dolandırıldık evet. Çok kötü dert oldu. İbnedator Prime'la abone oldu. Yani ne kadar pissiniz ya. Ya çok iyi ya. Dentim beyler benim elimde bir coin bir gün iki gün durmaz. Hemen satarım. Eğer %10 ve üzeri kar ettiyse kesin satmışımdır. Ben kırpıkçıyım abi. Kırpığımı alır kaçarım. Ufak ufak. Masada para bırakmayı sevmiyorum ben. Ya şimdi de benim wallet da biraz büyük olduğu için ufak kar marjları da kurtarıyor beni. Yani tatsız gelişmeler yaşanıyor ya. Ya ben kulaklığımı takıp neyse şey gerek yok. Rarı'ya nereden girebiliriz? %100'ü beğenmiyor. Beyler bu arada Kemal bu geçen hafta mı 15 gün önce bir 10k tweet şey 10k fitil attı ya şuraya. Şu bölgeye. Hı hı, 50k'ya. Şu 50k'ya. Oradan beri ısrarla bu 42-43 rakamını söylüyor. Yani hem analiz olarak söylüyor hem kendi diyaloglarımızda da söylüyor. Oraya geldiği zaman gerçekten oh, böyle altlarımı böyle atacağım. Üzerimden atacağım o Ripple şeyini. Abi ben bir tur daha gidecek gibi. Benim için önemli olan para kazanmaktan ziyade analizi insanlara kazandırmak. Kazandırmak. Çünkü bu ben bu benim mesleğim. Kariyerimde de respect artı toplamamız aynen lazım. Aynen abi. Magne Brown Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Magne'cim. Sağ olasın. Aramıza hoş geldin. Ya abi, bugün yine aynısını yaptı. Sıkıntılı bir koy. Ama yani tabii. Baksana nasıl düşmeyeceksin tupaya. Küstük ya Ripple'a. Yani baksana ne kadar ben böyle simetrik trendleri çok beğeniyorum. Yok o gün bayağı yani fake atıldı. Dolandırıldık. Yani. İnsanlar çünkü Ripple'ı çok takip ediyordu. Evet ve günlerdir takip ediliyor. Ya baksana ne kadar. 1-2-3-4 tane teması var. Kırdı da. Yani bak şurada kırdı. Şurada longa girdik biz. Şuraya da stop attım 1.29'a. %3'te ben stop oldum. Telegram'a girdim. Senin yapacağın analizi sikiyim. Hızını alamamış adam. Ana avrat bir daha girmiş. Sonra PPS'ini falan kaldırdı. Kaydı 3-5 kere bana. Öyle bir sürü kişi kaydı. 2 gün sonra mesaj attı. Ne alalım abi? Dildil Osman hoş geldin. Prime'la abone olmuş. Dildil Osman. Log grafikte ya bakmam logda. 43K'da varını yoğunu basar mısın yoksa kademeli mi? Ya ben hiçbir zaman varımı yoğumu basmam. 43K'da Hizbullahçı gibi giriyoruz kardeşim. Ama ben evet. Ben sana söyleyeyim. Yani 100 bin liram varsa 80-70K'lık girerim yani. Aynen. Kortancım Mustafa Turan'a abonelik hediye etmiş sağ olsun. Eyvah bu pil yine şeylere geldi. Ya arkadaşlar valla kusura bakmayın ama yani yamyam gibi de girmeyin. Paylaştığımız pozlara ya. Ben sermayenin %10'u kadar giriyorum her poza. Ninja Alts'tan bir coin paylaşılıyor. Bizim ekipten biri paylaşıyor. Ben de giriyorum mesela. E bu arada desteğin içinde kapattık. Yani. Abi Sol mükemmel bir coin. İyi ki korkup kapatmadım az önce ya. Böyle bir şey yok ya. Sermayenin %10 10 dolar ediyor. Abi o zaman marjin yapacaksınız, iyi eğitim alacaksınız. Doğru yerde 5-10x arası altın vuruş deneyeceksiniz yani. Ya birisi Bitcoin adı yazıp duruyor. Neymiş o? PHP. 20.ye falan yazdı bak. Laksimit tweet. Ne demiş Laksimit? Bu gece ilginç şeyler olur be. Hadi canım. Bitcoin günlük grafikte 17 Mart. 2001'den beri ilk kez oversold oldu. E tamam hayırlı olsun. Oversold olduysa bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bu dandik kameraya geçiyorum ben sıçtık arkadaşlar. Be. Takayım mı? Kanka. Şunu çıkaralım da.
Şu artık yeni eve taşınayım da bir yayın odası yapacağım kendime. Oradan cayır cayır Twitch devam. Kemal abi yanındaki kim? Abi 2 saat oldu gözünü seveyim ya artık. Yanındakini geçelim ya. Umut AK47 arkadaşlar. Benim yakın arkadaşım, taze trader. Geleceğinin tehlikeli temel analizlerinden biri olacak diye düşünüyorum. Çünkü tabii tabii geliyoruz. Temel analizi fena. Güzel verileri toplayıp kafada güzel birleştiriyor. Biraz teknik işine oturtturduktan sonra. Umut abi yanındaki kim demiş? Ya işte kripto mripto bir çocuk. Çok şey yapmayın. Kaynar suda duş alan çocuk var. Kaynar suda duş alan yok mu? Hani şey. Batmış çıkmış falan. Batmış ha. Can ekipten ayrılmadı. Devam. Can demem abi. Ve ben dolan. Tiyat acı Umut. Ya Tiyat ağzımıza sıçtı beyler ya gerçekten. Ben şey yapıyorum. Tamam mıyız? Birazcık azaltıyorum abi. Tamam. Çünkü yeşil açtık. Yeşil açtık, sol uçuyor ya. Böyle bir şey yok ya. Kırmızı. Tamam. Başka satalım. Birazcık azalt. Bir tane de bulunsun. Daha da ellemiyorum abi. Ne o, 75 dolarlara indi mi? Ya. 75 dolar stopum vardı ya. Poz küçültüyoruz beyler. Küçültüyoruz aga ne yapalım. SBF'nin bokunu yerim bokunu. Valla marul kafayı ben de çok seviyorum ya. Yani marul kafa benim hayatımı değiştirdi diyebilirim. FTX olmasaydı ben yine iyi konumda olurdum ama FTX benim hayatımı çok değiştirdi. Evet ya. Abi. Çünkü orada ben bambaşka bir trade stratejisi uygulamaya başladım. Ninja'yı kurduk biz FTX için. Ninja aslında FTX için kuruldu. Borsaya geldiler. Bana bir tweet atmam için 250 dolar verdiler. Borsayı bir araştırdım. Baktım şey, Binance'la ortaklığı var. Hani dolandırılma, kapatıp gitme riski yok. Dolarla margin trade yapabiliyorsun falan. Mantıklı geldi. FTX'in mi Binance'la ortaklığı var? Hı. Devam ediyor mu şu an, var mı? Devam abi? Tabii canım. Hadi ya. CZ hissedarı FTX. Öyle mi? Tabii canım FTX. Hadi ya. Hepsi tamam kaldı. Abi o zaman NP ya. O zaman güvenip tweet attım ben de 250 dolara. Sonra orada 250 dolar para vardı. O 250 doları da ben marjinde 10 bin dolar yaptım abi. Onu da video falan yaptım. Sonra sponsor oldular bunlar bize. Ninja'yı kurduk. Ekip yaptık falan. FTX bayağı benim hayatımı değiştirdi yani. Teşekkürler FTX. Şu an 1000 dolardan aşağı gülücük tweet'i bile atmam. 2000 dolardan aşağı. Ben atarım. Ben reklam almıyorum bu arada. Yani bana abuk subuk bir sürü reklam geliyor. Smith Coin'den şey geldi. Smith Swap. Smith Swap gerçekten mi? Smith Swap valla. Değişik reklamlardan geliyor. Ninja alsın Twitter. Ninja Traders Twitter hesabımız. 43K'ya geldiğimde arkadaşlar LTC ve Chiliz alacağım büyük ihtimal. Ben de Ray ya da Sol almayı düşünüyorum yani spot'a. Evet, olabilir. Valla Bitçi, Çitçi her yerden teklif geldi bana. Zamanında Todex'ten de teklif gelmişti. Çalışmadık. Şükürler olsun. Vizyon sahibiyiz ki hiç böyle şeylere bulaşmadık. Umut yani, Sol'e aşık olmuş. Yok kankam yürüyor olsun. Yani şimdi para veriyor bana. Sen para versen seni de överiz yani, anladın mı? Bu işler böyle. Aynen. Tetikçi emrin al açık kaldı. Solana'da gavide. Ya kurban olurum Berkan. Bak bu sadece azalanı işaretlediğin zaman ters yönde işlem açılmıyor. Sıkıntı yok. LTC 200 dolar gayet makul. Umut sana da iyi geceler aşkım. Söyleyen Furkan. Teşekkürler Furkan. Kedimin adı. Kedisinin adı Furkan harbiden. Sol alt sattığın an şortlarım. Kanka satmıyoruz Sol'ü. Kanka 50 dolarda yarısını satarım öyle söyle. Ya evet ya, o ayrı bir konu, punk hiç yayında değinmeyeceğim ama. LTC kaçtan alırsın? Kaçtan alayım? 200... Sen kaç istersin? Sen kaç istiyorsun? 200'den alırım diye düşünüyorum ya. 200'den güzel abi ya. Twitter nasıl? Üzülümü beğenmiyor. Üzülümü beğenmiyor. Kortan, oğlum ya. Kortan, sana bırakıyorum artık kardeşim. Ne oldu? Ne yazmış? Yazmış işte. Ne yazıyor ya? Kortan Erci'ni... Aa, göremedim ki. Aa bak, bu Pablo Picasso Bitcoin 20K iken 3K'ya gidecek diyen hesap
Ben bununla bir kavga etmiştim. Aptal bir bot gibi. Tıpkı Facebook, Instagram'dan takipçi kasıp milleti dolandıran dandik hesaplar gibi. Bu adamla kavga ettim ben zamanında. Bitcoin gelecektir. Bitcoin harika bir şey. Sen ne biliyorsun da bu kadar takipçisi, bu kadar devrim niteliğinde bir yatırımı nasıl bu kadar düşeceğini düşünürsün? Sen salaksın, malaksın. Moruk, Bitcoin bir düştü 3K'ya. Ben bir mahcup oldum. O yüzden Pablo'ya saygım vardır. Longlamış şimdi. Ama bak, desteğin üzerine kapattı. Bu bir silkeleme olabilir. Neyse, şükürler olsun. Short'tan alacağımızı aldık beyler. Aldık. Vallahi aldık. Bitcoin shortladık. Başka bir şeyler shortladık. %100'ü beğenmedik. %100'ü beğenmedik. CM Gap vardı, evet ya. Bu CM Gap nedir? Kapatıyorum ben bunu ya. Sol mu? Yok, diğeri. Kalsın, bir tane dursun. Kalsın. Nerede gap var abi CM'de? Servistin yolladığı görüntü. Harbiden çok iyi görüntü. CM'nin şeyi neydi ya? Vardı bende piyasalar. Piyasalar. TC1 ünlem. Ha, 60 binde gap var abi. Bu gap kapatılırsa harika olur. Buradaki gap 60.500, 60.000 şeylere gelirsek, 59'lara falan gelirsek eskaza, gerçekten orası çok güzel bir çıkış fırsatı. Sol 46 oldu bu arada. Evet. İnsan mıyız? Umut? Yani güvendim dedim, anladın mı? Az önce 200 dolarlara indi karım, sesimi çıkarmadım burada. Şerefimle oturdum. Ya bu işler böyle. Sablara özel bir Telegram kanalı tarzı. Yani dost ama böyle bir şeyin çok olur yok. Sablarla zaten chatte kaynaşıyoruz. O yüzden sub olayı var. Yani aboneliğin mantığı, anlamı gerçekten burada çıkıyor. Yani çünkü burada bir IRL yayını yapıyoruz biz kriptoda. Kitleyle iletişim kurabilmemiz için güzel bir opsiyon bu. Evet, biz de buradan para kazanıyoruz en nihayetinde. Yayın yapıyoruz ama buradaki chatle etkileşime girebilme olayı güzel. Onun için başka bir Telegram falan çok mümkün değil. Evet, şöyle oluyor ikiye. Gap dediğimiz olay, hafta sonu piyasa kapalı mesela, atıyorum bizde yap açık da. Mesela şu an piyasa kapandı pazar günü. Pazartesi günü buradan açtı fiyatı. Şurada bir boşluk oluşur. CM vadeli işlemler hafta sonu kapalı bir borsa, hafta sonu olan işlemlerden sonra gap oluşur. Gaplerin de ortalama %70, %80 kapatılacağı düşünülür. Aa, Mahdur Karaval kim? Altı hesaplar gözüküyor. Mahdur Karaval. Ya, Mahdur Karaval bizim bir arkadaşımız. Mağdur oldu, çok para kaybetti. Ona bir alt hesap açtım ben. Onun yerine birkaç işlem açıp kapatıyorum. Kazananlar olmuş, bizi takip edip. %100'ü beğenmiyor. Bu kazanan arkadaşa Niki yazmıyor ama. Nargi Migle Prime'la abone olmuş. Hoş geldin dostum. İşlemlerimi göstermem. Şu an işlemim yok zaten. Bir tek birazcık Neo Short'um var. O kadar. Spot'ta da az bir şey tutuyorum coin ama çok fazla değil. Çubuk ne yaptın oğlum? Watchlist. Tamam. Serum soru izliyor. Yani çok cılız ya. Gerçekten trendimiz çok kuvvetli aşağı. Rabi Çiga Prime'la abone olmuş. Rabicim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kitledi bizi ekranı. Nasıl düşüyor ya? Baksana. FTX'e refle üye olanlar için Telegram kanalı var mı Ninja'nın, margin için? Yani evet, zaten Ninja Traders zaten margin kanalı o. Zaten. Şu ben Ninja Alts var bir de. Bir saniye. Şu linkten FTX'e üye olan arkadaşlar hesabım, referanslarım kısmından
şuradan üye olup referans kodunuzu Ninja Traders'a DM olarak atarsanız margin grubuna alım yapsınlar arkadaşlar. Evet. Bu grafik olmamış. Böyle trend olmaz. Oz. Paylaşmışsın da. Jimbo'nun benim ismini söylemediğim coin'in shortundan 5x shortla toplam %20 aldım. Teşekkürler, güven veriyorsunuz. Yani biz bir şey söylemedik. İşlem açmanı da çok anlamsız buldum. Kâr etmene sevindim. Öyle yani. Biz kimseye asla... Asla. Biz karışmıyoruz arkadaşlar. Sevindim ama. Ciddi söylüyorum, bakın. Şimdi şaka bir yana ben artık... Unumu elemiş, eleğini asmış, belli seviyelere gelebilmiş bir traderım. Benim kendi çapımda kumar oynama hakkım var, lüksüm var. Ben şimdi yayın esnasında kudurup işlem açabilirim. Bu işlemden ben çok kaybetsem beni vızıldamaz belki ama siz o an anlık gazla işleme girip kaybetme ihtimaliniz var. Lütfen bu kadar çok kudurmamak lazım. Evet abi. Kudurmanın sonu sedye ile ambulans. Sıkıntı. Aynen. Kuduruyorum. Sonra ararım. Kanka battım falan. Sonra bir hafta Anıl'da kalıyorum. Telafi etmek için Kemal'de kalıyoruz falan. Rezillik yani. Çok kötü. 30 Nisan'dan sonra papara muhabbetini anlatır mısın rica etsem? Bak bu önemli bir konu aslında. 30 Nisan'dan sonra papara gibi aracı, ödeme aracı kurumları kripto para şeyine izin vermiyor, aracılığına izin vermiyor. Yani sen şimdi yerli borsadan ya da yabancı borsadan papara kullanarak banka hesabına para yolluyorsun. Borsadan papara'ya atıyorsun, papara'dan bankaya. Artık o aracı kurumlar Bitcoin işlemlerine izin vermiyor. Peki nasıl bir, yani ne yapacağız? Ne kullanacağız? BTC Türk, Binance TR varmış galiba. Binance TR de olabilir. Binance seri hiç kullanmadım. Ben de kullanmadım. Abi dönüyoruz mu? Erken be. Oversold iyi diyor. Ben kötülemiyorum. Ama yani ben yani dönebilir buralardan. Bu arada yani benim bahsettiğim ilk destekte 46.000 küsür. Yani şey değil. Binance TR evet bayağı beğeniliyormuş galiba. Bakın şu trendin kırılımını takip edebiliriz. Ben bu trendin çalıştığını düşünüyorum. Güzel bir trend. Bak buradan short açtım. Şurada kapattım. Buradan short açtım. Şurada kapattım. Dolayısıyla da bu trend yukarı yönlü kırılırsa da long'a girerim. Benim şeyim bu. Ethereum bakmadınız denmiş. Ethereum'a bakıldı ya. Beğenmiyor. Angelik Kelavgil Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Angelik. Ethereum'a baktık. Ethereum'un desteğini de çizdik arkadaşlar. Evet, Ethereum evet. İçin. Ama çok buradan düşecek gibi değil. Mesela burada bir ana yükseliş trendimiz var mesela Ethereum'da. Ama bak burası biraz uzak mesafe. Onun yanına bir de minor trend çizersin. Tamam mı? Şu bölgeye. Tabii tam şey çalışmaz. Değil ama. Ha, öyle olur. Şöyle bir minor trendimiz de bu bölgeyi sayma, buradan şuradan gitmez mi? Gitmez. Ya bak burada da bir trend yapısı var minor ama evet. Tam değil. Ama bu fitilli yapılar güveni bozuyor. Tat kaçırır. Fitilli yapılar genelde şey edebiliyor, stop falan edebiliyor. Ray'in yeni idosu var, haberiniz var mı? Vallahi Ray yeni ido yapacak ama ben kapattım. %100'ü beğenmiyorum videosu var. Ama onu nasıl bulacağız? Ya bende var da şeyi var. Sansürsüzü var. Sansürsüzünü atamayız sosyal medyaya. Biteriz. SPK'dan, Masak'tan, Rütük'ten her yerden gelirler. Her yerden onu gelirler. Koyarsak. Koyamayız. Darkaçı 3 aylık kademe 1 abone oldu. Darkaçı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Sefalar getirdin dostum. Dur bu değil ya. Bu değil. Siktir et buna. Aha. Orada. Kerim kalender reis. Ya %100'ü hale bak şu evlere bak şu ya. %100'ü beğenmiyor.
Abi sinire bakar mısın? Nasıl sinirli? Hale bak şu evlere bak ya. %100'ü beğenmiyor. Abi harika bir insan ya. Yani. Harika bir insan gerçekten. Nasıl öfkelendiyse ya. Dışarı bakıyor. %100'ü beğenmiyor. Hikayesi şu arkadaşlar. Ya, Kerim ya. Bir tane pozisyonunu Ripple'ı. Neyse bir tane coin alıyor, 2x yapıyor. Bak geldi. Ripple'dan 1 BTC kar ediyor. 1 BTC %100 kar ediyor. %100 kar ediyor. Diyor ki pozisyonumu kapatıyorum %100 karla. 2x yapıp kapatıyorum. Adam da diyor ki abi diyor %100 ne ki diyor, sen niye bu kadar erken kapattın? Bu da deliriyor Kerim. Biz şimdi o tweet'i okuduktan sonra deliriyor işte yani. Bayağı gerçek adama deliriyor. Emre de gizli video çekiyor bunu. NFT olarak satılığa çıkardık da almadılar ya. Alsalardı iyiydi. Margin grubuna girmek için arkadaşlar Ninja Traders Twitter adresine kayıt olduğunuz referans kodunuzu yollayıp girebiliyorsunuz. Hesabım referansların bölümünden referans kodunuzu kopyalayıp Ninja Traders Twitter hesabına DM atarsanız grup linkleri gelecek. Kemal abi 3,5 saattir yayındayız. Muhabbetin hiç sıkmadığı zaman nasıl geçti anlamını rica ettiğim coin'e bakmadın ama olsun, seviliyorsun. Hangi coin'di kardeşim? Kesin PHB. Bakalım kardeşim. Oysa tabii. Yani coin bakmaktan ziyade ana coin'lerin yönü, yani Bitcoin'in yönü ilgilendiriyor bizi. CRV mi? CRV iyi proje bu arada. Yani önemli bir DeFi platformu. Ama fiyatı çok yüksek duruyor. Aa şu an tam destekte biliyor musun? Şu an gerçekten kıymetli ve güzel bir destekte. Bakalım. Günlükte bakıyorum, şöyle bir temizleyelim. Her coin'de çizimimiz var. Yani şu bölge yatayda önemli bir destek. Ama tabii ki Bitcoin düşerse bu da düşmeye başlar arkadaşlar. Yani bizim dostumuz da düşmanımız da Bitcoin. Pusulamız her zaman Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin ne yaparsa marketin yönü o. Bitcoin düşerse curve de düşer. Abi Ninja Traders Udemy eğitimi aldım. Margin eğitimi var mı? Daha tüm dersleri izleyemediğim için göremedim. Sorar mısın Kemal abi? Var. Margin eğitimi var. Çok detaylı değil. Ama marginle alakalı da YouTube'da çok videom YouTube'da var. Videom var. Çok var yani, margin faydalı. Spot farkı var falan var. Kerim uyumadık. Sabahtan beri %100'ü beğenmiyor diye senin sesini duyuyoruz. Hiç çıkasımız gelmiyor vallahi. Sikici viski paralotoru çok özledim. Git sarıl o zaman paralotoru. Ne diyeyim oğlum? Hakikaten ya. Girerseniz siz yine DM atın, sıkıntı yok. Kerim kalendere VIP verelim harbiden ya. Dur. Evet ya. Kerim kalender çünkü. %100'ü beğenmiyor. Erdem Beyze Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Birileri yanlıyor yine buralarda. Apaçiler. Ne oluyor ya? Cayır cayır yanlıyorlar apaçiler. Luxibit'in tweetine bakın. Ne demiş yine Emre? Ne demiş? Kral. Kral. Bak güveni vermiş kral. Bir süre böyle gidebilir. Teste bitti. %100'ü beğenmiyor. O zamanki hava farklı, şimdi farklı düzenli. %100'ü beğenmiyor. Anovave Table TR Prime'la abone olmuş. Volkan Çalışır Prime'la abone olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Apaçiler cayır cayır yanlıyor. Yasak masa umurlarında değil. Ya evet, bu benim oturduğum yer biraz sıkıntı arkadaşlar. Parayı bulmadan önce taşımıştım. %100'ü beğenmiyor. Açıkçası. Az bir şey vurunca. Az bir şey vurunca az, evet. Az. Kumbugu gelmiş, hoş geldin. Taşınacağım, ev bakıyorum. Pandemide hiç ev yok. Kiralık maalesef. İzmir'e ne zaman gelirsin abi? İzmir'e yazın uğrarız belki ya. Hangi semt? Semt paylaşmıyoruz abi.
Sonra geliyorlar. Her yerdeyiz. Gelecekler. Gelecekler. Pop Smoke gibi bulacaklar bizi. Adres vermiyoruz abi. Kiralık ev almam arkadaşlar. Yani Türkiye'de ev almak çok mantıklı gelmiyor. Nifted Prime'la abone olmuş. Hoş geldin Nifted. Ethereum vs Sol yapmışlar. Bak bak. Nasıl FOMO oluyorlar milleti? Nasıl bir coin shill'lemek bu ya? Çok iyi ama. Mallıyım. Çok iyi yani böyle bir şey olsa. Artık yavaş yavaş düşüşün azalacağı fiyat aralığına doğru geliyoruz. Yani bir dalga daha düşüşü olsa çok iyi olur diye temiz düşünüyorum. Yükselir, değil temiz mi? Yükseliriz evet. Yani böyle günlükte RSI bir onlara falan düşse çok tatlı olur. Krono DM'lere bakılacak Ninja Traders'ın DM'ine şey yaparlar. Bana Umut'a da yazabilirsin. Evet, bu yayında abone olduysanız Umut'a da yazabilirsiniz. Evet. Umut size linki yollar. Umut'un Telegram'ını veriyorum. Umut'a yazabilirsiniz. Twitter'ını. Boy. Ha Twitter mı? %100'ü beğenmiyor. George Soros 21 Trader hoş gelmiş. George Soros mu? FTX üye olup Umut'a DM atarsanız o size grup linklerini gönderecek. Göndereceğim arkadaşlar. Abi. Aboneler Telegram grubuna alınmıyor. Bizim Ninja Traders kapalı marjin grubumuz var. Sadece FTX üyelerini alıyoruz. FTX üyesi olursanız referanslarınızı kopyalayıp hesabım referanslarımdan Umut'a ya da Ninja Traders'a DM atarsanız grubu alsınlar size. Yavuz 07 abone olmuş. Hoş geldin Yavuz'cum. Sağ olasın. Polkadot trade etmiyorum. Şu an benim tek baktığım şey arkadaşlar Bitcoin. Bitcoin dışında hiçbir şeye bakmıyoruz. Evet abi. Bitcoin inerse market iniyor. Bitcoin çıkarsa market çıkıyor. %100'ü beğenmiyor. Torelius, Batuhan, Mertu hoş geldiniz. %100'ü beğenmeyen arkadaşlar burada. Olur olur. Gregor yaz alırız. Referansını yolla. Eskiden iyi olduysanız yapacak bir şey yok. Yayından yazamıyorum. Buradan yazayım. $600 zararı var. Geçmiş olsun kardeşim. Basri. Abone sesini kıstık biraz. Bu arada çok mesaj geldi. Beyler bu mesajların hepsini şey yapacağım. Cevap vereceğim tek tek. Ama bu yayının bitmesi lazım cevap vermem için. Oğlum, bu ne lan? Ammaca şey geldi. Tamam daha yazmayın. Vazgeçtik. Yok yok şey yapacağım. Yayından sonra şey yapacağım abi. Yok yok. Telegram istiyorlar. Canlı yayında trade olayı biraz riskli arkadaşlar. Yani SPK başımıza çökebilir. O yüzden canlı yayında trade yapmıyoruz. Yani marketi izliyoruz. Olasılıkları değerlendiriyoruz. Bizim yayınlarımızdan maksimum seviyede verim almaya, öğrenmeye bakın işlemden ziyade. Gerçekten şimdi buradaki yaş ortalamasının ben düşük olduğunu biliyorum. Çok sayıda öğrenci olduğunu, 20, 18, 16, 25, 30 yaş aralığında çok insan olduğunu biliyorum. Bakın ben de dahil ben 29 yaşındayım. Yaşımız genç arkadaşlar. Ben 25 yaşındaydım borsaya girdiğimde. Cebimde 10 bin lira param vardı. Kaybetmiştim. Düşe kalka her yıl üzerine kata kata bir yerlere geldik. Hani bugün gerçekten genç arkadaşlar ceplerindeki 3-5 kuruşu ya da işte maaş aldıkları parayı ya da işte biriktirdikleri parayı kaybetmeleri üzücü olabilir. Ama emin olun kaybettiğiniz her para kazanılmış bir tecrübedir. Kazandıkça kaybettikçe öğrene öğrene her yıl üzerinize katarsınız. Ninjas 38 yaşındaymış. Var kripto para takipçileri yaş skalası çok büyük ama Twitch platformunda özellikle burada çok fazla genç olduğu için öyle bir şey söylemek istiyorum. Yani canınızı sıkmayın. Para kaybetmek gerçekten hiç önemli değil. Önemli olan tecrübe kazanmak. Yani şey vardı bir dönem. Downing USD, Downing BTC, Upin Experience diye bir tweet vardı global bir hesaptan. Hani dolar bakiyem düştü, Bitcoin bakiyem düştü ama tecrübe arttı. Ekibin en yakışıklısı kim? Tabii ki benim. Ya beyler hani ben buradayken lütfen ya. Para kaybetmek cesareti kırıyor ama olsun. Hata yapmamayı öğreniyorsunuz. Öyle düşünün. Umut abi ne olur cevap ver. Aydın soğuk.
Sence orada mı oturuyor? Yandan bakıyorum ama. Sence orada mı oturuyor abi? Aydın'da değilim arkadaşlar. Paradotor 140 bin dolar der. Herkes her şeyi diyebilir. Her denilene de inanmamayı öğrenelim lütfen. Ya bu Telegram'dan bana taciz eden arkadaşlar. Telegram'ı kapattım. Evet, yavaştan kaçalım mı arkadaşlar? Evet abi. Bak 3 saat oldu. Çok sarıyor, hiç çıkmak da istemiyorum ama yoruldum. Artık başka bir gün devam ederiz. Ya Paradotor'la yayın bakarız. Yani zaten şu an yayınlık bir ortam kalmadı. Piyasa düşüyor çünkü. Piyasa düşerken çünkü bir tek biz buradayız. Herkes ölüm sessizliğine ve milleti pohpohlamakla meşgul. Satmadığınız sürece zararda değilsiniz. Abi, biz şerefimizle geyikteyiz abi. Biz çok şükür düşmeden önce analizimizi verdik. Düşüş beklentimizi paylaştık. Riskleri paylaştık. Geriye izlemesi kalıyor. Artık 43K'lara inersek evet, tekrardan bakacağız. Bu arada Bitcoin'in güven vermediğini saat öğlen 12 gibi falan 1 gibi bir analiz yaptın. Orada söyledin. Akşam 7'de mi 8'de mi ne bak. Buradan döndü. Gelinen nokta ortada. Şu an teyitli bir direncimiz. Bak, yani gelinen bir, nokta ortada abi. Teyitli bir düşen trendimiz var mı? Var. Bak 1. Burayı say. 2. 3. 4. 5. 5 temasımız var artık. Yani ben bunun kırmasını da bu arada bekliyordum. Yani ben bugün ben de kesin bekliyordum. Gibi bugün ben de bir gaza geldim. Evet. Telegram'a da yazdım. Yani evet. 51 bin kırılırsa. Hı-hı. Çok güzel giderdi. 51 bin de kapatırsak günü. 55'e kadar. Haftayı alım yaparım diye paylaştım. Gelmedi. Killer Bonje ve Prime'la abone olmuş. Bünyamin 67.99. Hoş geldiniz arkadaşlar aramıza. Çıkalım da 5 tane. Yok, trade etmeyeceğim arkadaşlar. Biraz yayılıp uzanmayı planlıyorum. Hatta şu tam ekrana geçelim. Burada bir dakika. Bir dakika. Rezil olduk. Rezil. Tamam. Heh. Ekrana sığılır. Evet. Bugünlük Bitcoin, altcoin, analiz, chart. Bizden bu kadar olsun. Benim dilim damağım kurudu. Evet, öldük ya. Gün kapanışını arkadaşlar 3'e kadar çok var. Yarın sabah ofise gideceğiz. Bir ton işimiz var. Dükkanı açacağız. Yani işimiz çok, muhasebesel işlerimiz falan filan. O yüzden birazcık dinlenelim. Ben de bir saate falan yatarım diye düşünüyorum. Çok keyifli bir yayındı benim için. Bu benim son bir yılda yaptığım en uzun yayın. Ben bir saatin üzeri mümkün değil yayın yapamıyorum çünkü böyle daralıyorum. Özellikle YouTube tarafında sigara falan da içemiyoruz. Burada biraz rahatız size şey yaparak. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Katıldınız bize. Kendinize çok dikkat edin. Paranın altında kalmanızı diliyorum. Öpüyoruz. Hoşçakalın. Yayını kapat.